Günaydın. Para gündemdesiniz. Ben Sena Alkan. Bugün 12 Eylül Perşembe. Hoş geldiniz. Şimdi sıcak bir gelişme, son dakika bilgisi. Hemen ekranlarınızın altındaki kırmızı banta düştü. Narin cinayetinin şüphelileri adliyede. Soruşturmada artık sona yaklaşıyoruz. Jandarmada ifadeler alınmıştı. Adliyeye sevkleri tamamlandı şüphelilerin ve soruşturma savcısının karşısına çıkacaklar. Karşımızdaki var Öznur Karşı Çetiner, tüm detayları bize aktaracak. Geceden bu yana neler oldu Öznur, sendeyiz. Sena, 22 şüphelinin tamamı sabah 05:30 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildiler. Adalet Bakanlığı sevklerin bugün yapılacağını açıklamıştı. Dün yaptığı sosyal medyadan paylaşılan açıklamada sabaha karşı, dediğim gibi, bu saat diliminde 22 şüphelinin tamamı Diyarbakır Adliyesi'ne getirildiler. Biliyorsunuz pazar gününden beri neredeyse 5 gündür jandarmada, Bağlar'daki ilçe jandarma komutanlığında gözaltındalardı, ifade veriyorlardı. Bu şüpheliler arasında Narin'in en yakın aile üyeleri var biliyorsunuz. Annesi, babası, iki abisi, dört amcası, yine tutuklu amcanın eşi, yani Narin'in yengesi, halası var, kuzenleri var. Yani 24 şüphelinin aslında çoğunu Narin'in birinci derece yakınları oluşturuyor. Kendi çekirdek ailesinin dışında da amcalar, kuzenler, halalar var. Ve bu 6 şüphelinin de sabah buraya adliyeye getirildikten sonra ifadelerine başlandığı bilgisini aldık. Teyit edilmemekle birlikte ifade verenler arasında şu anda anne Yüksel Güran, Narin'in abisi Enes Güran, tutuklu amcanın eşi maşallah Güran olduğu bilgisi de paylaşıldı. Ama ilerleyen dakikalarda belki Adalet Bakanlığı tekrar bu bilgileri teyit edecektir. Çünkü belirli periyotlarda bakanlığın sosyal medya hesabından da açıklamalar yapılıyor. Biliyorsunuz son olarak amca Salim Güran'dan sonra ikinci tutuklanan şüpheli de Nevzat Bahtiyar olmuştu. Nevzat Bahtiyar kimdi? Narin'in cesedini artık hepimizin bildiği o tarifle dere kenarına götürüp gömen, sakladığını kabul eden köydeki yaşayanlardan biriydi. İfadesinde Nevzat Bahtiyar değişikliklere gitti. Aslında ilk verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini amcasının aracından battaniye ile amca Salim'in kendisine getirdiğini ve aracındaki çuvala koyduğunu aktarmıştı. Ama son olarak tutuklanmadan hemen önce savcıya verdiği ifadelerde, savcının sorularını yanıtladığı sırada ifadesini, bu konuyla ilgili, bu soruyla ilgili cevabını değiştirdi. Dedi ki ben Narin'in cansız bedenini ikametimde, yani kendi evimde tek başıma çuvala koydum dedi. Pişman olduğunu söyledi. Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiğini, hem kendisini, Salim Güran'ın, hem kendisini, hem de Nevzat Bahtiyar'ın ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürmüştü biliyorsunuz. Şu anda dediğim gibi soruşturma kapsamında iki tutuklu var. Günlerdir de biz de diğer şüphelilerin jandarmadaki uzun süren, günlerce süren gözaltılarının, ifadelerinin ardından adliyeye sevklerini bekliyorduk. Ve bu sabaha karşı dediğim gibi 05:30 sularında arkamda gördüğünüz bu kapıdan girişleri yapıldı. Diyarbakır Adliyesi'nin bir diğer giriş kapısı burası. Dün gün boyunca hem ana kapıda hem burada getirilme ihtimallerine karşı burada uzun süre, yani nöbetimiz uzun sürmüştü. Ama dediğim gibi bu sabah saatlerine karşı getirildiler. Şüphelilerden bir kısmının sorgusuna başlandığı, savcılık sorgulamalarına başlandığı bilgisini aldık. Çünkü takdir edersiniz ki şüpheli sayısı 22. Bu bunların her birinin sorgulanması zaman alacak. Nevzat Bahtiyar tutuklandığı gün buraya getirildiğinde tam 6 saat soruşturma savcısının karşısına çıkmıştı. 6 saat sonrasında da biliyorsunuz birinci nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti ve çocuğu kasten öldürme suçuna iştirak etmekten, işbirliği yapmaktan tutuklanmıştı. Sonrasında da gelinen aşamada Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasıyla birlikte biliyorsunuz şüpheli sayısı 22 olmuştu.
Dün yaşanan gelişmelerden biri de mahalle imamı biliyorsunuz serbest bırakıldı. Onun serbest bırakılması, Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanması derken şüpheli sayısı şu anda 22. İmam serbest bırakıldı ama Nari'nin en yakınları hala ifade işlemlerinde sorgulanıyorlar. Annesi, babası, iki abisi, diğer dört amcası, dediğim gibi halalar, kuzenler de var bu şüpheliler arasında. Tabii tüm Türkiye günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor. Belirli itiraflar geldi ama henüz beklenen itiraflar gelmedi. Şüpheler şu an için dediğim gibi göz altında da oldukları için bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Nari'nin aile üyeleri ama tabii ki bunun kararını hem savcılık hem savcılık soruşturması sonrasında sevkler olursa hakimlik kararında da görmüş olacağız. Diyarbakır Adliyesi önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz Sena. Öznur Karslı Çetinler aktardı. Diyarbakır Adliyesi önünden cinayet şüphelileri adliyede soruşturma savcısının karşısında çıkacaklar. Tek tek detaylar geldikçe aktarmayı da sürdüreceğiz. Şimdi günün gündemin özeti, manşetler neler, şöyle bir onları da aktaralım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya yeni üye Metin Kıratlı'nın yemin töreninde konuştu. Bireysel başvurunun bugünkü işlevselliğini kaybetmeden korunması gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Ve hakim ve savcılara yönelik tavsiyelerde de bulundu. Anayasal kimliğimizi oluşturan ilke ve değerlerin en önemli güvencesi bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Hiçbir zaman hakkı kendi keyfi arzularınıza uydurmaya kalkışmayın. Rızkımıza vesile olan görevimize ihanet etmeyelim mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten 8 yaşındaki Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili bir açıklama var. Siyasi değerlendirme yapmak yanlıştır ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yaptığı son açıklamalara da tepki gösterdi. Diyor ki Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ilgili İmam Hatiplilerle Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor diye bir yaklaşımın provokatif olduğunu söylemek isterim. Harbiyeliler de, İmam Hatipliler de bu milletin değeridir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik özür dilemeli sözlerine yanıt verdi. Şöyle söylüyor, ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış, kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Ardından da şunu ekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak. Şimdi sıra Erdoğan'da ağzıma alamayacağım ifadelerle CHP'lileri üzen sözleri için özür dilesin, Türkiye yeni bir aşamaya geçsin çağrısını yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan grup kurma ve parti birleşme çalışmaları ile ilgili mesajlar verdi. Meclisten başka siyasi partiden arkadaşları dahil ederek çok daha güçlü ve yeni bir grup oluşur mu diye bakıyoruz dedi. Deva Partisi'nin mecliste 15 milletvekili bulunuyor. 10 milletvekili bulunan Gelecek Partisi ile yine 10 vekile sahip Saadet Partisi birleşerek grup kurmuştu, hatırlayalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın katıldığı bir etkinlikte eğitimin amacı Allah korkusu, bir Allah korkusu, iki kuldan utanma sözlerine ilişkin konuştu. Şöyle söyledi Hulusi Akar, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında savunma işbirliği yol haritası anlaşması imzalandı. Açıklamada Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri ile Rum yönetimi için hayati bir önem taşıdığına işaret edildi. Tabii anlaşmaya Ankara'dan da tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir yazılı açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz açıklaması yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının ortaya koyduğu tepkinin de desteklendiği belirtiliyor. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hazırlıklarını tamamlandığında Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair bir açıklama var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan. Moskova'nın
Putin ve Erdoğan'ın Rusya'da yapılacak BRICS çerçevesinde görüşmelerde bulunmasını umduğunu belirtiyor Peskov bir yandan da. Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak zirve ne zaman gerçekleşecekti? 22-24 Ekim tarihlerinde. Şimdi bir telefon bağlantısı daha yapacağız pekala. Elif Yavuz'a gideceğiz. İstanbul Beykoz TEM otoyolunda yol kenarında poşet içinde pimi çekilmemiş iki el bombası bulundu. Polis inceleme yapıyor. Son bilgiler nelerdir? Elif Yavuz aktaracak. Sena, sabah saatlerinde ekipleri harekete geçiren bir ihbar geldi ve yol kenarında bir poşet içerisinde pimi çekilmemiş iki adet el bombası olduğu ihbarı ulaştı polis ekiplerine. Hemen olay yerine polis ekipleri geldi ve inceleme başlatıldı ve içerisinde pimi çekilmemiş iki adet bomba olduğu tespit edildi. Ardından olay yerine terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, bomba imha uzmanları ekipleri geldi. Son dakika olarak da poşet içerisinde bulunan o iki adet bomba imha uzmanları ekipleri tarafından alınarak muhafaza edildi. Ekipler de şu anda olay yerinden ayrılıyorlar. Olayla alakalı olarak tabii ki bir geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Çünkü yol kenarına atılmış halde iki adet pimi çekilmemiş bomba ekipleri harekete geçirmişti ve yol kenarında olması, kim tarafından atıldı, neden atıldı, bir polisten mi kaçılıyordu, başka bir sebep mi var, hepsi araştırılacak. Ama sabah saatlerinde hem iş mesai giriş saati olduğu için yol kenarında uzun süreli bir trafik oluştu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi almak için giriş kısmında, Kavacık kısmında, köprü girişi kısmında bir tedbir almıştı. Bu yüzden de trafik oluştu. Ancak bomba imha uzmanı ekiplerinin olay yerine gelmesiyle beraber de iki adet pimi çekilmemiş bomba muhafaza altına alınıp yol tekrar trafiğe açıldı. Şu anda da hem bombalar hem de olayla alakalı olarak incelemeler sürüyor Sena. Elif Yavuz aktardı. Sıcak bir haberdi. Beykoz'da pimi çekilmemiş iki el bombası bulundu. Detaylar oldukça da döneriz. Şimdi Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas benimle beraber biraz ekonomiye bakacağız. Günaydın Yavuz. Hoş geldin. Şöyle bir piyasalara bakalım. Sonra da başlayalım. BIST endeksinde 9.419 puan seviyeleri var. Dolar TL'de 34 seviyeleri ve Euro TL'de 37,59 seviyelerini görüyoruz. Gram altın 2.753 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının onsunda 2.521 dolar seviyeleri. Brent petrol 70 doların altındaydı. 71 dolar seviyelerinden bugün güne başlar. Amerikan ham petrolü yine 68 dolarda. Ve şöyle gram altında bir bakalım. 2.753 lira demiştik. Çeyrek altın 4.500 lira seviyelerinde. Yarım altın 9.000 lira seviyelerinden işlem görürken tam altın 17.953 lira seviyelerinde görünüyor. Ve ekonomide her zamanki gibi gündemimizin baş maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Amerikan enflasyonunu gördük dün. 3,5 yılın en düşük seviyesindeydi. Ağustos'ta yıllık aylık bazda %0,2 beklentilere paralel. Yıllıkta da %2,5 arttı. Ve böylece 3,5 yılın ardından FED artık faiz indirmeye başlayacak mı soruları soruldu. Sadece çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş. Belki de 50 baz puan değil de daha düşük artar 25 baz puan belki dediler. Ha, ne dersin, merak ederim. Yani şöyle aslında, yani 2,5 yıllık enflasyon diyorsun. Faizi kaç? 5,25-5,5 Amerika'nın. Evet. Yani iki katından fazla bir faizi var. Yani bize örnek göstermek gerekirse mesela bizim yıllık enflasyonumuz 51 falan indi ama bizim de faizimiz 50 mesela. Evet. Yani bu işin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösteren bir şey bu aslında, durum bu. Ve ne kadar üstelik Kasım ayında seçime gidecek bir ülkede ve üstelik her bir oya bile ihtiyacı olan bir iktidar var şu an halihazırda. İktidar cephesi tarafı var diyelim. Ona rağmen böyle FED baya baya hani diretiyor, direniyor. Gelecek hafta bir toplantısı var. Bu toplantıda 25 bas puanlık bir indirim olabilir. O da tabii ne yapar? 5 ile 5.25 arası bir seviye indirmiş olur faizini. Ama yine de bu rakam yıllık 2,5'luk enflasyonun iki katı. Yani enflasyonla mücadeledeki kararlılığının tam bir göstergesi bu. Yani iki katı kadar bir faizi sabit tutuyor aylardır yükselttikten sonra. Şimdi o yüzden hani bu bize örnek olur mu olmaz mı? Çok örnek olamıyor maalesef. Düşünün ki hani diyorum ya, orada bir de seçim var yani, hani her şeye rağmen. Bizim önümüzde birkaç sene olası bir, yani tabii erken seçim gündemi her zaman olur ama yani biz takvime göre seçim yok.
Ona rağmen biz işte enflasyonla mücadelede daha dün çıkardığımız faizi yarın düşürmekle tartışıyoruz. Yani bu işte mücadelenin nasıl olduğuna gerçekten güzel bir örnek. İstikrarla yani, buraya getirdiler. Evet ve vazgeçmedi de yani. Evet. Hani, Fed Başkanı'nın açıklamalarına da baktığında Powell'ın açıklamaları da o paraleldeydi. Seçimler yaklaşıyor olmasına rağmen de hiçbir geri adım yok. 50 bas puan mı, 25 bas puan mı? Belki bu nedenle yani şey bile olabilir yani bugün Kamala Harris belki seçimle kaybedebilir. Yani tabii. Mevcut hükümetin ekonomi politikaları dolayısıyla. Oysa ki dünkü debate'de gördük ki yani bugüne senin yüzünden geldik dedi yani evet. Trump'a. Yani senin uyguladığın politikalar sonrasında biz enkaz devraldık aslında. Onun faturasını topluyoruz tabii, dedi. Doğal bir yoldan yani mealen söylüyorum. Bunları söyledi. Dolayısıyla hani onları söylediği için buna rağmen bu şekilde de yani devam etmeye sürdürüyorlar. Ama haftaya bir indirim gelecek gibi görünüyor. 25 bas puan. 25 bas yani puan şu anki en yüksek. Yine çekirdek enflasyon yüksek geldiği için mi sen de öyle bekliyorsun? Ya evet onu gerekçe göstererek 25 yani bir sembolik indirimle başlayacağını yorumları daha da artmaya başladı. Amerika'da artık bu beklenti anketlerde %87 oldu. %87 oranında 25 bas puanlık indirim bekliyorlar. Yani bu oran %60'lardaydı. Dolayısıyla haftaya bir indirim gelecek belli ki. Hani bizim açımızdan ben de şey buluyorum çünkü bizim kendi özellikle sermaye piyasamız çok ciddi bir şekilde böyle bir sıkışma yaşıyor. 10.000 puanın altında bir türlü yukarı çıkamadığı için gerilere doğru gitti. Yani bir itici bir hareket, dışarıdan bir para akışı ihtiyacı var. Dolayısıyla bir hikaye lazım. Ama bizim de tabii ciddi problemlerimiz var. Çok işte merak ediyoruz zaten bunu. Yani biz işte şirketlerimizin kimlerinin aslında fiilen resesyona girmiş olması, dolayısıyla teknik sıkıntılar yaşıyor olmaları falan. Yani borsa şirketlerinin içinde bulunduğu bilançolarının durumlarının hani göründüğünden daha kötü olabileceği gibi yani karamsarlıklar da söz konusu. Daha sonra gerçekler de söz konusu. Bunlar tabii borsada bozulmaya sebep veriyor ve çıkışı bir türlü destekleyemiyor. Yani o kaldıraç işlevini gören bir şey kalmamış gibi bir görünüyor. Bir de şu var tabii faiz düzeyinde farklı faiz durumlar söz konusu. Yani faiz orada olduğu gibi duruyor. Oradan TL'ye bir dönüş oldu ama güçlü bir dönüş var mı devamında dersen o yok. Faiz düşmüyor. Aksine para piyasasının bileşik faizi 60 küsürlerde. Yani orada fonlamak da zor. 62-63'lerdeki bileşik faizle oradan fonlanıp, oradan kaynak yaratıp yani Türkçesi borsaya gelme şeyi de yok. Yani imkanı da söz konusu değil. O nedenle hani biz kendi sorunlarımızı böyle itmemizin tek yolu belki de dışarıdan bir kaynak girişi. Şimdi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sermaye piyasalarıyla ilgili bir açıklaması var. Sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getiriyoruz diyor. Girişim sermayesi, yatırım fonlarımız yurt dışında kurulmuş olan yatırımlarının yarıdan fazlasına Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek mesajını paylaştı. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz. Bu nasıl yankılanır? Yani daha nitelikli, daha kurumsal yatırımcılar açısından yani bu işte enflasyon düzeyi itibariyle ya da işte yani bugünkü yani dövizde durmasın, farklı dış ülkesindeki farklı enstrümanlara gitmesin, farklı kaynaklara gitmesin, sermaye piyasasına ya da bu şirketlere kaynak olsun diye aslında şirketlerin gelişimine, büyümeye dönük bir hamledir bu. Hani bugün hemen karşılığını bulur mu dersen bugün bulmaz ama yani önümüzdeki daha iyi yıllarda yani iyi yıllar için hazırlıktır bu. Yani yarına bir çare olmaz ama önümüzdeki daha iyi yıllarda, daha düşük faizin olduğu, yatırım yapmanın önünün daha açıldığı dönemlerde için hazırlıktır. Yani ön hazırlıktır. Öyle görmek lazım. Öyle görmek lazım. Çünkü belirli kaynaklar var. Bu son dönemde de gerçekten girişim sermayeleri aslında kredi mekanizmanın tıkandığı noktalarda gerçekten başarılı olabilecek yatırımlara kaynak oluyorlar. Yani ve aslında imece usulü olunuyor bu. Yani bir şirkete belki 10 ortak alıyor, 15 ortak oluyor. Ama en azından gidip bankanın kapısını çaldığında herhangi bir kredibilitesi henüz olmadığı için kredi alamayan girişimciler açısından ciddi manada fon sağlamış oluyorlar. O da bunların bir kısmı yurt dışına gitme riskleri de var. İşte aslında bu içeriye biraz getirmek. Yani bu fonların amacı bu. Yani ama dediğim gibi daha iyi, daha güzel günlerde değerini bugün anlayabiliriz. Değil ama önümüzdeki yıllarda değerini anlayacağım. Yani 2026'da daha iyi anlarız bunun değerini eğer her şey planlandığı gibi giderse. Evet.
Şimdi dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bir açıklaması oldu. Seninle zaman zaman bu yapılsa nasıl olur diye konuştuğumuz evet. bir başlıktı bu ve görünüşe göre olacak. Gerçekten hani bir kamu sübvansiyonu var. Evet, onu söylüyor. Doğalgaz ve elektrik faturalarında ama yeni bir dönemi başlatacağız diyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlar için bu desteklerden onlar istifade edecekler. Ama bunu karşılayabilecek evi daha büyük olan, işte elektrikli aracı olan, tüketimi belli bir oranın üzerinde olan vatandaşlar da gerçek maliyetlerle karşılaşacak diyor. Yani, İki farklı modelden bahsediyor. Evet, yani aslında yani olması gereken kısmen bu, yani hani şöyle değil bu, yani zengini alıp fakire vereceğiz manasına gelen bir şey değil bu. Aksine hı hı. diyor ki ben ihtiyacı olanın sadece sübvanse edeceğim. İhtiyacı olmayana yok yere, yani ben indirim yapmayacağım, sübvanse etmeyeceğim. Ona daha genel uyguladığım tarifelerle elektrik ya da gaz satmayacağım demek istiyor. Yani bu tabii nedir biliyor musun aslında? Yani ihtiyacı olan kitlenin büyüklüğüyle alakalı bir şey bu. Şimdi ihtiyacı hı hı. olan kitle eğer çok büyükse bu tabii yine büyük maliyet çıkaracaktır kamu üzerinde. Ama işte gerçekten doğru şekilde ihtiyacı olan tespit edilirse o zaman bu sübvansiyon karşılığını bulur. Yani sonuçta asgari şartlarda hani geçim yardımı gibi hı hı. bir şey bu aslında. Hani bir o, sosyal destek gibi de bir evet, yandan. O hale gelsin ama. Yani 10 milyon kişi bundan yararlanmasın. Onu demek istiyorum. 15 İyi mi milyon, tespit edilsin? Yani tabii çünkü o zaman destek olmaktan çıkar. Yani sadece yani iki tarif ortaya çıkar o zaman. Yani iki farklı tarifeye dönüşür. Tarifeye dönüşmesin, destek olsun bu. Destek olsun. Tarife olarak bu sefer şeyler başlıyor. Suistimaller başlıyor. Yani emin ol. Yani ödeyebilecekler de bu sefer o kapsama girebilmek için farklı yöntem denemeye çalışıyorlar. O bunları tespit etmek bu kadar güç olmasa gerek. Yani çok hani, güç değil ama. Mesela belirli kriterler koymuş gibi anladım ben. Evet. İşte evi daha büyük olan, elektrikli aracı olan, şimdi tüketimi belli oranın üzerinde elektrikli olan. Aracı olanlar var ve elektrikli yani. Aracı olan diye burada yazmış. Yani, elektrikli aracı olanlar biz neden diyor. Niye çarpıyorsunuz diyebilirler. Ben yani. Nereden çıktım? Beni niye çarpıyorsunuz diyebilirler. Hani o demesinler. Benim burada dediğim şu, yani buradaki mevzu gerçekten yani bazen sosyal yardımlar öyle bir hale getiriyor ki yani bu geçmişte oldu. Ama bir de bir kamu sübvansiyonu uzun süredir var ya. Yani yüksek gelir grubunu da kapsıyor ya. Buna işaret ediyor biraz da bakan. Belki o açıdan haklı değil mi? Yani çok yüksek gelir grubuna mensup kişilerin de kamu sübvansiyonundan yararlanmaması için yeni bir çalışma yapacağız gibi ama bir şey işte yani. Bunların sebepleri var. Yani seçimler vardı, o vardı, bu vardı. Bitmeyen seçimler aslında hep işte böyle şeyli hani böyle hormonlu bir dünya yaşattı yani Türkiye'ye. Şimdi onun faturalarını ödüyoruz zaten. Yani o hormon ilacı şekilde şimdi normale dönmeye çalışıyoruz. %60 normalde budur zaten. Yani bakıldığı zaman. Tabii %60'ı yani, devlet tarafından. Yani gaz konusunda evet böyle bir durum söz konusu ama o hesabı yani tam yaptığın zaman o rakamlara yani yaklaşıyor. Fakat şöyle bunlar tabii bizim ertelediğimiz Rusya ödeyeceğimiz rakamları erteledik biliyorsun. İki ülke arasında anlaşmalar yapıldı. Yani bu ertelemeler sonucunda oluşan maliyet farklılıkları aslında yansıtılmadı falan. Yani bunun perde arkasında farklı konular da var. Ya kötü niyetli bir şey değil bu gerçekten. Uygulanırsa da ve doğru uygulanırsa katkısını görürüz. Çünkü öbür türlü gerçekten dediğim gibi yani çok fazla hane bundan yararlandığında ortaya farklı bir şey farklı çıkıyor. Farklı bir manzara evet, çıkıyor. Evet manzara çıkıyor. Bu yine aynı faturayı farklı şekillerde ödüyoruz. Yani iki tarife doğru bir şey değil çünkü. Yani destek başka bir şey. Bu iki tarife destek, gibi destek mi geldi kalsın. Sana? Yani iki tarife yani olacakmış izlenimi. Kaç milyon kişinin sübvansiyonlu enerji desteğini yararlanacağını gördükten sonra buna karar verebiliriz. Bu açıklandıktan sonra açıklanırsa öğreneceğiz. Kaç milyon hane bundan yararlanacağını öğreneceğiz. Ondan sonra Türkiye'de kaç tane zengin var, kaç tane daha düşük gelirli var daha net göreceğiz. Daha sonra. Net heh, fotoğrafı net çeker bize diyorsun. Yani mesele bu aslında. Ben sadece onun altını çizmek isterim. Şöyle burada. Demiş yani 1.000 liralık gaz ve elektrik faturasının %60'ını hala biz karşılıyoruz. Devletimiz tarafından karşılanıyor. Gerçek ihtiyaç sahibi dar gelirli ve emeklilerimiz bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek. Zaten şu an zaten yani böyle herkes faydalanıyor ama deniyor ki yani daha üst gelir grubu olup daha çok harcama ve tüketim yapan, evi büyük olan vesaire
tüketimi daha fazla olanları artık sübvanse etmeyeceğiz, onlara normal tarife yapacağız diyor. Yani onlar %60 indirimli değil, %100'ünü ödeyecekler demek istiyor aslında. Diğerleri de yine böylece kamu buradaki yani zararını azaltacak. Yani yine dar gelirler açısından çok büyük bir şey değişmeyecek. Aslında fiyat aynı kalacak ya da işte normal zamlarla gidecek. Sübvanse edilmeye devam edecekler ama bu sefer yani daha karşılayabilenler evet yani onlar tabii kayıt içinde karşılayabilenler, bir sürü soru işareti var burada. Bunun daha net açıklanmasında fayda var. Yani şey doğrusu da zaten budur aslında ama dediğim gibi rakamın makul bir oranda kalmasında fayda var. Şimdi SGK'dan bir böyle mesaj gitti milyonlarca vatandaşa. Belki sizlere de gelmiştir sevgili izleyenler. Genel sağlık sigortası uyarısı olarak şöyle bir görelim. Diyor ki milyonlarca vatandaşa giden mesajla genel sağlık sigortası prim borçlarının ödenmesi talep edildi. Evet. Ve E-Devlet üzerinden sorgulanabileceği de hatırlatılıyor. Şöyle demişler mesajda. Değerli sigortalımız, genel sağlık sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yine E-Devlet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz ama aksi takdirde ödemezseniz yasal takip başlayacak. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayın. Burada itiraz noktası şu, vatandaşlardan tepkiler geliyor. Diyor ki yani yıllardır genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı bize. Ama geldi son noktada işte yüksek oranlarda gecikme zammıyla ödeyin bunları deniyor. Ya şimdi açık söylemek gerekirse... Şimdi bir kere o çok doğru değil. Yani ben hangisi buna katılmıyorum. Yani bize bilgilendirme yapılmadı. Şimdi bir kere bu şöyle brüt asgari ücretin %3'ü kadar yani aşağı yukarı yanılmıyorsam 600 lira 650 lira gibi bir rakam olması lazım. Aylık ödenen bir prim. Bu neden ödeniyor? Şimdi siz örneğin üniversiteden mezun oldunuz ve artık yaşınızda işte aileniz tarafından sigortalı değilseniz ve özel sağlık sigortanız yoksa yani geliriniz zaten düşük, kazancınız yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ayda 600 lira ödeyerek devletin sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı alıyorsunuz şimdi. Şimdi bunu ya da mesela bir iş yerinden ayrıldınız, çıkarıldınız ya da kaçak çalıştırılıyorsunuz. Bunu söylemek istemem maalesef böyle şeyler de var. Siz diyorsunuz ki ben hastanede devlet beni hastaneye alması için bir GSS yapmam lazım. Yine bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani arada işsizlik dönemlerinde eğer emekli olmadıysanız hala ve işte uzun süren işte iş arama durumlarınız söz konusu. Ama bir yandan da hastalık her zaman bir risktir. Karşınıza çıkabilir. GSS'li oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 600 lira prim ödürüm ve artık hani yine ücretsiz şekilde devlet hastanelerinden faydalanırım. İçin yapılıyor bu. Dolayısıyla insanlar bunu bilinçsiz yapmıyor. Yani otomatik bir sistem değil bu. Yani insanlar zaten bunu yapmak durumdalar. Bunu yapan zaten biliyordur mu diyorsun primin ödemesi? Yani prim ödemesi gerekiyor tabii. Ödemeden olabilir mi böyle bir şey? Yani böyle bir bilinçsizlik söz konusu değil. Mesela böyle mesaj gelenler gördüm. Şimdi bu ne şimdi ben anlamadım diye bana soran da oldu. Olmadı değil. Ya, gerçi şöyle, biraz daha büyük olanlarda gördüm bunu şöyle yani. Şöyle tabii insanlar kendi yani, etrafından toplumda söylüyor. Toplumda şöyle söyleyeyim. Hani eğer hala ailesinin işte sosyal güvenlik hizmetinden yararlanmayanlar ya da işte kişileri kapsadığı için bu ki yani sayısının çok emin değilim ama yani milyonun üzerindedir. Az bir rakam değil yani. Buradaki problem mesela seçim öncesinde GSS borçları silinsin kampanyası çıkmıştı mesela. Daha önce silindi de bu arada. Şimdi burada devlet zaman zaman kendi işte ihtiyacı yoksa siliyor da sildi de oldu yani. Bunlara ya da işte yapılandırma kampanyaları yaptı da oldu. Dolayısıyla hani... Belki kafa karışıklığı oradan mı geliyor o zaman? İşte bunlar yani da oluşabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani insanlar ya daha önce silinmişti niye şimdi bana bu şey yapılıyor? Ama işte bunlar doğru değil. Ve yani kamunun alacağını siyasi bir irade silemez. Silmemesi lazım. Vergi borçlarında olduğu gibi. Yani vergi aflarındaki olduğu gibi ya da imar aflarında olduğu gibi hepimizin alacağı bunlar. Bizim hepimizin hakkı olan bir şey. Bu kadar kolay. Dün seçim vardı diye. Bugün seçim vardı. Seçim malzemesi edilemez. Edilmemesi lazım. Öyle olunca bak böyle oluyor. Ne oldu? SGK'nın parası kalmadı. Bitti. Öyle mi? Şimdi kalkıp bunları istiyor. Yani bu hale geliyor iş. Yani sokaktaki vatandaşın tabiriyle anlatmak istedim ben size. Yani o manaya geliyor bu. Bu SGK parası kalmadığı için mi bu GSS mesajı milyonlarca yani bu Türkçesi bu gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani teknik olarak SGK bütçesi açık veriyor. Emeklilerin maaşlarını biliyoruz işte. Yani artış oranlarını ya da SGK'nın sağlık harcamalarındaki artışı görüyoruz. Bütçe açığımız var. Bütçe açığını da kapatmak için ne yapıyor? Buralara hazine borçlanıp
bu kaynakları ödüyor. O nedenle de şimdi nerede açık var onu kapatıyoruz. Yani onu kapatmaya çalışıyoruz. GSS de böyle bir şey. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki GSS sonuçta herhangi bir sosyal güvencesi, herhangi bir özel sağlığı olmayan kişiler açısından uygulanan bir yöntem. Yani devlet diyor ki ben hani vatandaşa bu 600 lira karşılığında aylık işte her türlü sağlık hizmetini her hastanemde tıpkı sanki bir yerde sigortalıymış gibi kese yaparım diyor, öderim diyor. Normalde siz bir asgari olarak çalışıyorsanız bir yerde de aşağı yukarı bu primi ödüyorsun da işveren. Yani ne kadardır ki? Sen yani şu an brüt asgari ücretin %3 yani 600 lira ama 600 lira. Bu rakam 600 ile başlar, %6'ya kadar farklı olanlar da var. Yani 1200 lira olan da var. Farklı yani bu %3'ü oranında minimum kesilen rakam bu. Yo, şeyi merak ettim. Dedin ya SGK hani ciddi bir sıkışıklık içerisinde olduğunu anlıyoruz bu GSS uyarısından milyonlarca yani vatandaş. Şöyle, acaba ne kadar ne kadar almıyorum da diyemez borcu. Ki şimdi bu borç bu yani borcu ben hani şunu da diyemez yani gerçekten. Ya benim ihtiyacım yok. Kasma borç da diyemez. Sonuçta bu sistemi o zaman niye kurduk? Neyi kurduk niye şimdi var bu sistemi diyorsun? Kurduk. Dedik ki çünkü dedik ki yani biz herkese yoldan geçen herkese sigortası olsun olmasın bu prim şeyi yaptığı zaman ben hizmet vereceğim diyor devlet. Yani o zaman sistemi tartışmamız lazım. Sistemi komple tartışmamız lazım. Evet yani böyle bir şey olmasın. İşsiz kalan da Türkiye vatandaşı, Cumhuriyet vatandaşıdır. Fark etmez. Her türlü bakalım. Bu konu o yüzden hani tartışmalı hale geldi diyorsun. Evet. Önemli yani izleyicilerimiz de bir baksınlar yani telefonlarına gelmiş zaman, mi arada, mesaj gelmemiş şimdi mi? Şimdi eskiden faizler yüksekteyken evet, borçlar da katlanmıyordu. Onu diyecektim. Hı. Gecikme zammı çok tabii. Yüksek çünkü evet. Atlamamak lazım. Yani herkes telefonunu belki bir kontrol ama etsin. İşte günümüzde gerçekten ciddi bir işsizlik söz konusu. Bakma evet. Sen yani şu hani 9.98 falan diye konuşuruz işsizliği ama yani hem gelir kaybı var hem bir yanda işsiz sayısı çok fazla. Sayısı. O yüzden yani insanlar ödemekte güçlük çekiyorlar. Doğru. Bak güzel bir soru ya. Evet bir izleyicimiz sormuş. Az önceki doğalgaz konusu. Merkez ısıtma olan yerler var. Yani herkes de aynı gelir düzeyine sahip değil. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum diye. Ben de şimdi o sorunca bunların netleştirilmesi lazım. Yani işte, muhtemelen metrekare ve toplam tüketim bariyerleri konacak. Ha, onlar üzerinden. Onlar üzerinden yapılacak. Yani soru soruyu açıyor çünkü böyle şeyler evet, biliyorsunuz. O yüzden net tam yönetmeliği falan görmek lazım. O uygulama nasıl olacak diye. Evet suç ihtimaller değil ama hatalar olabilir yani burada. Bunun iyi dizayn edilmesi lazım. Yoksa işte o zaman ya bir dakika benim durumum çok mu iyi sanki? Ben niye ödüyorum? Ben mesela şey diyebilirim. Ya benim bu ev dedemden kaldı. 200 metrekare ama benim gelirim yok. Ne yapacağım ben şimdi diyebilirim mesela. Yani bunları diyebilirim. Bir hani. Sürü başka soruyu evet, ve yani, eleştiriyi açabilir. Olabilir. Evet. Çok iyidir düzenlenmesi onun gerekir için, diyorsun. Evet, altın çizdim. Evet onu. Senin de dediğini destekleyen bir soru geldi mesela. Doğru haklı bir soru. Taksit sınırı mobilya sektörü. Mobilyalarda fiyatlar çok yüksek. O bir. Taksitler düşük. Bu iki. Moster Başkanı Davut Karaçak diyor ki vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vadeli alma şansı yok. Taksit sayısını lütfen yükseltin diye çağrı yapmış. Kapanma, konkordatoların başlıca sebeplerinden biri taksit sayılarının azaltılması diyor. Ve bankacılık sistemimiz buradan buraya gelmişken biz tekrar senetli satışlara döndük açıklaması yapmış. Senetli satışlara dönüş başladı diye bir çağrısı var. Birkaç hafta önce bir mobilyacıların olduğu bir yerde işte bir çocuk odası için gezerken 100 bin, 150 bine kadar çıkıyor. İşte 50 bin olan da var ama o mesela diyor ki Eylül'e geldi diyor. Şimdi yarın zam gelecek diyor. Çünkü barınma, işte üniversiteler taşınacak vesaire diye. Talep olacak diyor. Talep artacak diyor. Zam gelecek diyor. O yüzden alacaksanız hemen alın falan diye böyle. Yani mobilya sektörünün üreticilerinin de sorunları var. 60'tan başlıyor gittiği evet, yere evet, kadar. Evet, sorunları da var. Yani mesela yani üretim maliyetleri konusunda sıkıntıları olduğunu biliyorum. Yani özellikle yani bazı ithal edilen ara mallarında vergi düzenlemeleri dolayısıyla iç pazarda yerli üretimin manasız hale geldiği, işte maliyetleri o yüzden kontrol edemedikleri gibi böyle bazı problemler de var. Hmm. Şimdi dolayısıyla mobilya sektörünün bir perakende tarafında satış düşmesi, bu bir son sorun bu. Yani en son yansıyan sorunu bu. Bir de ama üreticisinin maliyetleriyle alakalı ve Ticaret Bakanlığı'na da ilettikleri sorunlar var. Şimdi bu sektör tabii Türkiye açısından
biz bu sektörde güçlü bir sektör şeyimiz var. Yani alandayız. Yani ihracatını yaptığımız aynı zamanda hani tasarımda da iyi olduğumuz bir şey sektör bu. Yani haklı gerekçeleri şu. Senet sepet içine dönüldüğü zaman işler safsıyor. Karışıyor. Farklı sosyal sorunlara doğru gidiyor bu sefer. Şimdi bankada da iş farklılaşıyor. Hı hı. Yani insanların ödeyebileceği taksitle daha uzun vadenin yayılmasının önüne geçense enflasyonla mücadelemiz. Çünkü ne dedik biz? Bu taksitleri sınırlayalım ki iş tüketim dursun. Zaten faizin buraya çıkarılması, taksitlerin sınırlandırılmasının ana sebebi tüketimi azaltmaktı. İşte bunun sonucunda da olan şey bu zaten. Ama yani diyelim ki bir ev düzeceksin. Bunu işte böyle 4-5 taksitle yapamıyoruz. Tabii. Çünkü diyor ki ne kaç taksit yaparsınız diye soruyoruz. İki kere gittim ben kararsızım bir türlü karar veremeyince. İlk gittiğimde gerçekten çok sakindi. İkinci de hafif bir hareket vardı birkaç hafta sonra. 4-5 taksit yaparım diyor en fazla. Peşinde de %10 indirimi. Genel kanı, yani genel böyle ile gezdiğim yani her yerde. Yani iki asgari nasıl çalışan bir ev düzeceksin, kişi düzeceksin? Yani ayda eline 35-40 bin lira girdiğini varsayalım. O kişinin yani bahsettiğim bir mobilya atıyorum. Yani aylık gelirinin üzerinde bir mobilya alıyor. Yani 50 bin liralık bir mobilya alıyor belki. Şimdi 50 bin liralık bir mobilyayı hani 5 taksitlerinde 10 bin lira vermesi lazım. Maaşının gelirinin evine giren paranın 3'te 1'ini oturacağı koltuğa vermesi lazım. Oysa ki işte 10 taksit olduğu zaman 5 bine düşer. O biraz daha ödenebilir hale gelebilir. Evet. Yani buralarda belki de ben hep bunu savundum zaten ve sıkça da söyledim. Belirli gelir gruplarının taksit sınırlarının farklı olması. Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Kart nasıl limitiyle olacak o. Yani kart limiti zaten 100 bin liranın altında olan kişilerin taksit sınırları şeyleri artar. Hı hı. Onun üzerindekileri sınırlarsınız tamamen olduğu gibi. Şimdi böylece daha çok harcama ve tüketimi yani spor gibi yapanları kısıtlamış olursunuz. Harcamayı ihtiyaçtan yapanları elini biraz rahatlatmış olursunuz. Onların yaptığı zaten harcama ihtiyaçtır. Yani onlarınki artık enflasyonu azdırma niyetinde olan bir şey değil. Evet, aksine ihtiyaçlarını gidermek zorundalar. Ona da orada bir kolaylık zaten sağlayıp lüks için harcayan varsa. Zaten 40 defa düşünüyor adam koltuğu alırken yani. Yani gidiyor geliyor bakıyor daha uygunlu bulur yani burada muyum da diyor. Bir, fiyatı düşer mi diye düşünüyor. Biz haftalarca taksit sınırlarını konuştuk. Bir şeyler ne oldu belli değil. Yani ne ben anlamadım. Orada mı? Bir azaldı onu anladık azaldı da. Azaldı ama yani bu burada hani gelir grubuna hani kart. Şimdi bir de şunu da tabii kontrol edeceksiniz. Hı hı. Bankalara da bu limit arttırma şeyini ciddi kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi bankalarda aslında dip toplamda belki yasal sınırı kadar limitleri arttırıyorlar ama müşteri müşteri bazında baktığında öyle olmuyor. Yani hı. Kimisinin arttırmadığı limiti öbürüne yüklüyor mesela. Oysa ki öyle değil. Yani 20 bin lira geliri olan adamın 150 bin lira limiti olanlar var. Yani bu da yanlış. Bu yani da yanlış. Orada da bir çarpıklık var. Gerçekten. O da çünkü niye düşünüyor? Enflasyon var diyor. Ben yarın arttıramam. Şimdi harcama kapasitesini arttırayım diyor banka ki para kazanacak o da. Ama bunu da engelli olmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki siz doğru şekilde gerekse limit düşürmek de gerekiyorsa düşürelim. Bunları netleştirelim. Ondan sonra diyelim ki tamam 100 bin liranın altında 12 taksit. 100 bin liranın üstünde 5 taksit. Bitti. O zaman işte bu problemi çözeriz. Ki ihtiyacından zaten ihtiyacı biraz yani, yani daha üst gelir grubunun birçoğunun hani taksit sorduğu yok zaten. Modele bakıyor. 1 milyonluk da alıyor. 5 milyonluk mobilyayı da alıyor. Yani onun öyle bir derdi yok zaten. Öyle bir derdi yoksa taksit derdi yoksa yok, orada da kısıtlı zaten. Olsun. Alt gelir grubunu tabii. Biraz rahatlatsın tabii diyorsun. Güzel o da güzel bir öneri. Belki bir umarım yani olur. Değerlendirilir. Ben açıkçası bu konunun çeşitli alanlara sıkıntı olduğunu daha sık görüyorum. Evet. Bir de mesela limit arttırma konusu da çok konuştuk buralarda ama evet. Halen daha limit arttırmak ister misiniz diye mesajlar da geliyor. Bilemiyorum ki. Ya bir olacak dendi, o olacak taksitleri sınırlama gelecek de insanlar bir dönem aman alayım taksitler azalacak falan. Avansınız azalır, şu kadar alın, bu kadar alın yani durmuyor bankalar sonuçta. Değişik bir şey oldu. Şans oyunları vergisi ekibinin ondan bu yana ilk kez hedefin çok altında evet, kaldı. Çok ciddi manada. Haberci.com'dan bu haberimiz. Hı-hı. Neden böyle oldu? Yani şimdi aslında birkaç sebebi var tabii. Yani bunun tarihi zirvesi pandemidir. Yani insanların hı-hı. evlerine hapsoldu o dönemde. Tabii ki şans oyunları ciddi manada insanları biraz oyaladı da aynı zamanda. Ama gel gör ki yani yüksek enflasyon, işte alım gücünün çok düşük olması, düşüyor olması vesaire. Bu sene hedefin sadece %64'ü yani %60'ı diyelim kabaca 60'ına gelinebilirdi. Yani tahsilat olarak. Tahsilat hedefini %60 tutturuldu. Çünkü bu öyle beyane falan tabi değil. Alıyorsun bileti
tak diye vergisi kesiliyor içinden. Yani yani şöyle ki rakam şu, ilk 7 ayda sadece 20.4 milyar lira tahsil edilebilmiş. Oysa ki beklenti 32 milyar liraydı. Yani 12 milyar lira daha az tahsil. Şans, şimdi şöyle baktığımda ciddi manada şans oyunundan kaçmışız. Şimdi bunun bir sebebi şansımız olmadığı için oldu yani şansımız yani gibi. Bunun birkaç sebebi var aslında. Yani bir tanesi gerçekten hani ve en büyük sebebi enflasyon, alım gücü, insanların yani ya şimdi buna ayıracak kaynağım param yok, ben başka bir şeye ihtiyacımı gidereyim, bırakayım bunu demiş olmasının yanı sıra buradaki özelleştirme sonrasında ve son dönemde işte ikramiyelerin çıkıyor olup çıkmadığına dönük dedikodular, bir yandan ikramiye oranlarının düştüğünü insanların görmesi, kim kazanıyor hani? Şans oyunlarına güven. Güven konusu. Yani bu konunun da ve bu güven aslında sarsıldıktan sonra ne kadar zor yerine geliyor. Evet, bak, gelmedi işte. Yani gelmiyor. Burada. Gelmiyor da çok kolay kolay. Ya zaten çıkmıyor ki var ya. O zaten hani tamamen zaten onu, kime çıkıyor belli değil de var. O onu tamir etmek çok güç. Dolayısıyla devlet aslında beslediği kazı kendiliğiyle boğmuş oldu yani. Tabii. Öyle görüyorum ben. Maalesef hani yumurta altın yumurtlayan yani tavuk derler ya, onu kestik yani. Kesmişiz. Yani talih kuşu, evet. Sızdıran mı diyelim o zaman bizim yani. Bizim göremediğimiz bir yani buradan çok vatandaş ciddi talih kuşuna diyorum olan inancını yitirmiş. Evet. Öyle bir şey olmuş yani. Yani ciddi mana düştü. Düşmüş. Fiş almayana da 5000 lira ceza. Bunu çok konuştuk. Bugün gazetelerde de var. Şimdi fiş almadın diyelim, bir alışveriş yaptın. 5000 liralık bir cezası var artık bunun. Böyle bir düzenleme gelecek deniyor. İzleyicilerimiz için şöyle bir anlatayım. Birkaç başlığı var. Diyelim ki bir alışveriş yaptınız. Burada 5000 lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek denir. Ama iki şartı var bunun. Tüketici belge verilmediği gelir idaresi başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç 5 iş günü içerisinde idareye bildirilirse ceza yok. Fiş al yoksa ceza var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ya Sena, sen de herhalde yani nakitle alışveriş yapıyor musun bilmiyorum artık yani. Çok yapmıyorum. Ya. Yani çünkü nakit neredeyse yani aslında o kadar çok TL var ki piyasada, evet, cebimizde yok sadece. Hepimiz plastik kart kullanıyoruz. Bu kartları veyahut da bırak plastik kartı, IBAN'la değil de hani QR kodla falan ödüyoruz yani. Evet. Telefona girdi falan yani ödeme cihazı. Bu Türkiye genelde böyle tamamen yaygın değildir tabii ama büyük çoğunlukla bu hale geldi. Ama mesela, çok artık nakitle alışveriş yapmasa. Evet, zaten kredi kartıyla yapılan alışverişlerde o fatura kesiliyor otomatik. Yani yani dolayısıyla orada öyle bir kaçak yok zaten. Bu gerçekten hani ben nakit getireyim paraya, gel pazarlık yapalım, %18 KDV ödemeyeyim, 20 ödemeyeyim KDV'yi, onu düş benden pazarlığının yani sonucu başlıyor. Ne engellemek yani için? Yani zaten alan da biliyor, satan da biliyor. Satan da biliyor. Heh, yani o yüzden hani ben kazara bana fiş vermedi dediği bir durum söz konusu şöyle, zaten çok fazla yok. Mesela şöyle markete gittin diyelim, işte yoğurt aldın çıktın, fiş aldın. Veriyor zaten. Bu kaygıyı getiriyor ya. Yok hani, yok, markete gittin sen yani marketin kasasında. Hem sürekli böyle çıkıyor bir fiş. Bu kayıplar marketlerden ziyade yani daha böyle o hani işte dükkanlar, daha böyle hani esnaf yani birey şirketleri diye düşünün bunu. Onların aslında vergi kaçırmalarını engellemeye dönük. Yani siz orada örneğin yani gidip mesela motosikleti böyle alamazsınız. Yani otomobil böyle alamazsınız. Ama olur da işte yani bir züccaciyeden küçük bir esnafsa ya işte fatura kesmezsen ne olur dediğinde İşte sana da %10'da indirim yapayım, onun da asibesi var zaten der sana. Bunu falan yani diye. Bunları aslında engellemek örnek için. Örnek vermiş Kemal Bey, 9 Ağustos'ta gitti çocuğuna bir oyuncak aldı. Fişini almadığı tespit edildi. Bu durumda Kemal Bey'in alışverişinin mükellefiyetiyle ilgisi bulunmadığından Kemal Bey 5000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek diyor. Diğer taraftan satıcıya da kesilecek diyor. Denetimde yakalanırsa diyor, orada da diyor işte yine başka örnek üzerinden anlatmış, orada da ayrıca ceza kesilecek. Ya oyuncak zaten çok pahalı hale geldi. Kemal Bey'in ben oyuncak alabileceğini evet sanmıyorum o şekilde yani. Kemal Bey'in yok öyle bir şey. Yine kartla alır Kemal Bey. Kartla alır Kemal Bey. Yani oyuncakları. Ama yani yok ya bu çok yani ya fiili olarak hayatın gerçekleri içerisinde çok büyük karşılığı geliyor yok. Zaten eğer bir yer ya doğru dürüst bir denetim yöntemiyle zaten bir dükkana baktığınızda anlarsınız, faturasına baktığınızda. Ya bunun yani bir gün gözleseniz anlarsınız zaten kaçırıp kaçırmadığını ya. Bir gün. Kamera koysunlar istiyorlarsa kapının önüne. Kim giriyor, kim çıkıyor, ne oluyor görsünler. Yani daha kolay yolları var böyle. Bunların hepsi
Kamera nasıl koyacak kapıyı? İşin şakası yani, kamera koymaz da hani şunu atma çalışıyorum. Yani bir dükkanın... Bir gün gitse kasaya otursa anlar bırak diyorsun. Bırak onu zaten yani. Şöyle bireysel harcamaları artık hepimizin sistemde. O esnafın ödediği vergiye şöyle bakıp esnafın fotoğrafını getirin bana dese oradan da anlar. Yani bu biraz komik gibi duruyor ama değil. Gerçekte yani bunu engellemek mümkün. Yani bir çok böyle zor bir şeyler değil mi? Çünkü vatandaşta da şu kaygı olmuyor. Ya ben aldım mı fişimi, ne yaptım ya, hayır, şimdi diye düşünmesin. Elektronik slip dönemine girildi. Zaten faturayla birlikte zaten kartla geçiyor. Alırsan, oradan gidiyor, öyle. Mailinize geliyor bilmem ne, bir sürü şey var. Yani hani iş biraz daha farklı noktalardan. Şimdi TÜSEDAT'tan bir açıklama var. Tarım ve hayvancılıkta bizi zor günler bekliyor açıklaması. 2025'te TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu diyor ki 2025'te tarımı, hayvancılığı bırakacakların sayısı daha da artacak. Ya bu uyarıları Sencer Solakoğlu aylardır yapıyor. Tüm çiftçiler borçlu. Yeni bir borç alacak, ipotek gösterecek bir şey de kalmadı diyor. Çiftçi finansa ulaşamazsa gelecek yıl tarlasını ekmeyecek. 1000 hayvanın olduğu yerlerde 100 hayvan kalmış Yavuz. Faizler bu kadar yüksekken de insanlar bu işi yapmak istemiyor çünkü kendi sermayesinden yiyor diye. Yani bunlar vardır tabii. Yani bin hayvanın olduğu yerde işletmenin yüze düştüğü işletmeler vardır. Hani ama geneline bunu söylemek çok doğru olmayabilir tabii. Fakat tabii işte burada biz önce şeyi çözmemiz gerekiyor. Yani o et konusunda, canlı hayvan konusunda ithalat politikamızı gözden geçirmemiz gerekiyor. O ithalat politikasını gözden geçirirsek, hatırlarsan hep diyorduk ithalat aslında içerideki üreticiyi cezalandıran bir şey. Piyasadaki fiyatı düşürüyormuş gibi görünüyor ama düşürmüyordu. Onu da sağlamıyor. Burada 3-5 ithalatçı para kazanmış oluyor. Burada gerçekten ithalat konusunu yani çözmediğimiz sürece hayvancılıkta bu sorunla daha çok yaşarız. Süt konusunda hak veriyorum. Gerçekten bakıldığı zaman işte 1 euro mertebesinde litresi diyelim yani işte sütün diyelim 1.20 sent diyelim kutusuna. İşte Almanya'da gitsen öyle ama Almanya'daki adamın kişi başı geliriyle Türkiye 1 mi? Yani dediği çok doğru. Bizim satın alma gücümüz zayıf. Evet. Dolayısıyla bizim sütümüz Almanya'dan daha pahalı ya da Almanya ile aynı gibi görünüyor süt. Yani bu altın olsa mesela ki altından değerli bana kalırsa. Süt için de evet. Altın olsa dünyanın bir fiyatı vardır değil mi? Altın fiyatı her yerde aynıdır. Sütte bir emtia yani baktığın zaman. Onun da fiyatı aslında böyle olması çok doğal. Ama problem zaten bizim alım gücümüzde. Ben sütün her fiyatında gün, değildir. Ben her gün 1 euro verip nasıl bir kutu süt alayım? 1 euro şu ama an. Ama 1 euro ucuzu. Ediyor şu anda. Bir en euro ucuz veriyor. Markette tabii. Aldığın süt 1 yani, euro ödü. Evet. Tekabül bunu söylemeye çalışıyor. Yani 1 euro da olmaz ki 4 kişilik bir aile. Hani 1,5 kutu süt falan içtiğini varsa. Yani maliyetin hesaplandığı 50-60 euroya denk gelir. Aylık sadece süt masrafı. Şimdi dolayısıyla aylık 50 euro deyince ufak bir şey gelmesin. Tabii. Artık çok büyük rakamlar bunlar. Yani o yüzden hani şey demeye çalışıyorum. Orada o konuda haklı. Bak şurada da çok haklı. İnsanlar hep gıdadan kesiyor. Ya et süt ürünlerinde inanılmaz daralma var. İçinde süt bile barındırmayan peynirler satılıyor. Yarım yağlı tereyağlı. Ya içinde kıyma olmayan lahmacun i̇çinde satılıyor. İçinde kıyma olmayan lahmacun var evet. Yani 25 liraya kıymayı ara ki bulasın. İçinde yani. Kaşar olmayan tost satılıyor. Salça yani, sürüp evet, görünce şimdi buna baktığım, gerçi ben sana şöyle söyleyeyim. İçine kıyma koymadığın lahmacun 25 lira pahalı yani. Simitte 15 lira. Soğanlı şey hamur 25 lira olur mu? 25 lira. O daha büyük şey biliyor musun? Ya içinde kıyma olmayan lahmacun olur mu? Asıl garabet burada ki, ama o 25 liraymış. Işte. Ya o 25 lira ne? O daha pahalı. Simitten daha pahalı. Simitten çünkü daha içinde pahalı. Hiçbir şey yok. Soğan var içinde. Bir avuç şey bir şöyle lokma hamur var. Simit şeye yazık ya. Sen onun satışına izin veriyorsun. Evet. Ya sokakta satılsın satılmasın. Satılamaz ya. 25 liraya lahmacun, o zaman adamın suçu ne fırıncının 15 liraya simit satıyor? Simit satıyor. Hayır ya böyle bir lahmacun satışı da o da ayrıca olmaz. Bir yani her şeyin usulü var. Her şey yani, bozuldu tekerleksiz ya. Tekerleksiz otomobil her mi var? Her şey bozuldu. Hayır bak tekerleksiz otomobil mi yapıyoruz yok. Biz? Standardı var. Ben otomobili aldım ama tekerlekleri yoktu diye bir şey olur mu? O zaman buna, lahmacun aldım ama o zaman kıyması yoktu oluyor. Zabıta gelecek oluyor? Toplayacak götürecek. Böyle şey olmaz. İçinde kaşar ya da içinde peynir olmayan tost varsa
Tutacak, var. Atacak onu. Nasıl yapıyor? Salçayı sürüp yok mesela böyle bir şey. Bunun pastörü. Ya bu başka bir şey bu arada. Yani başka bir problemi de doğuruyor. Tabii işte o hani tam olarak yarım yağlı da. Tereyağı gibi bir şey bu. Ya da şey ya içinde süt bile olmayan peynir gibi evet. Bir şey. Peyniri niye yiyorsun? Süt ürünü. Hani peynirden de kalsiyum alsın diyorsun ama peynir peynirimsi olunca fiyatı 250-300 mesela. Ne peynirimsi bir ürün mü yazacak üzerine peynir mesela? Değil peynirimsi yazsınlar o zaman evet. Üzerine. Ha, bu olmasın zaten bu da. O da olmasın yani. Hani ben bu nedir bunu böyle insanlar ya? Şöyle düşünüyor. Ya bak ne hallere geldik, nerelere gidiyor. Ya ne hallere geldi yani tartışalım. Ama bu doğru değil. Standardı bozuyoruz. Bitti. Yok. Sonra bunun üzerine insanlar ya vatandaş sokağa çıktığında markete gittiğinde bu ne böyle diyor. Biberli yani. Ekmek satsın o zaman yani lahmacun demesin. Ya satmasın o zaman. Hayır adım değiştirsin lahmacun demesin. Ha, yani. Biberli ekmek. Mesela soslu yani. Ekmek desin bir şey ne diyorsa desin artık yani. Ne bulacaksa haklısın doğru söylüyorsun. Şimdi soslu senin, hamur satsın mesela soslu öylesin. Hamur ha. Desin. İşte besin değeri nerede? Hiç. Yok, çocuğunu bu aldın yedirdin. Bak çok gerçekten can sıkıcı. Seninle beslenme desteği konusunda konuşmuştuk. Hatta bakanlıklar bu konuda devreye girebilir mi diye. O nereden çıkıyor bu kıymasız lahmacun? İnsanlar çocuklarını bir şekilde lahmacun yedirmek istiyor. Ama sen 200 lira yazınca, 150 lira ya işte yazınca geldiğimiz tanesine. Noktayı gösteriyor. Geldiğimiz ekonomik nokta olarak, bu oluyor. Evet satın alma gücümüzün ne hale geldiği, enflasyon diyoruz falan ama. Yani ne kadar fakirleştiğimizin zaten göstergesi bunlar. Evet. Ama yani bir yandan da hani bu iş böyle farklı noktalara gidecek. Gidiyor. Yani giderse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere beslenme desteğine başlamış. İmamoğlu'ndan gelen bir açıklama var Ekrem İmamoğlu'ndan. 100'ün üzerinde okulda yaptığımız beslenme desteğine devam ediyoruz diyor. 2023'te başladığımız projede şu ana kadar öğrencilere 1.283.000 adetten fazla paket ulaştırdık. Yıl sonuna kadar 900.000 öğrenciye de ulaştırmayı hedefliyoruz. Her gün 5.000 adet dağıtacağız diyor. İçinde sandviçi var, sütü var, meyvesi var, kuru yemişi ve suyu var diyor. Ya poşetin üzerine beslenme desteği yazmasa daha iyi. Ben onu gördüm. O poketin içinde doğru, beslenme güzel. Desteği yerine beslenme çantası beslenme mesela. Yani dese daha şık olacak. Evet, hani çok güzel bir çok adım. Benim hani onu gördüğümde bir tek İncetici o içim, olmaması içime sinyen oldu. Doğru yoksa çok güzel bir uygulama. Yani, çok. Hani belediyeyi de tebrik etmek lazım bu konuda. Hani böyle en azından yani gerekiyor gerçekten aslında bu hizmetler. Aslında bunları güzel güzel beslenme çantaları gibi yapıp yani yok poşette da, olsun yani çevirici bir şey. Çok güzel kağıt poşetin içinde yapılmış böyle kesenin kese kağıdı. Ama destekliyor doğru söylüyorsun. Yani beslenme paketi densin, bir şey densin ama beslenme kesesi mi, kasesi mi ne diyeceksin beslenme ama hani beslenme olabilir. Desteği ifadesi benim hani böyle incitici rahatsız bir etti görüntü itibariyle. Doğru. Bir tek onun haricinde bana kalırsa hani çok şık bir hareket. Çok. Tebrik etmek lazım ama bunu inan ki bak okullarda gerekiyor. Ciddi problemler var Sena. Yani zamanımız pek kalmamıştır ama şunu söyleyeyim. Öyle yani söyle, okullarda ve biliyorsun okul aile birlikleri devlet okullarında işte bir para topluyordu. Şimdi dendi ki bağış yok nereden çıktı ya şehir efsanesi dendikten sonra okul müdürleri para toplayamaz hale geldi. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Temizlikçi hizmeti verecek kişilere maaş ödenemiyor. Çünkü onlar kadrolu değil. Okulların şeyleri, tuvaletleri vesairesi şey durumda. Yani bir temizlik hizmeti için çünkü velilerden belli paralar toplanıyordu. Yani ama dendi ya şimdi yok canım böyle bağış yok. Bağış nedir bağış? Bu sefer ne şey oldu? Okullarda yani şey yok. Çoğu okulda, devlet okulda ve İstanbul'da önde giren okullarında yok. Ama şu anda iyi de niye diyorsun? Temizlik hizmeti yok. Temizlik hizmeti yok. Çünkü bu temizlik hizmetinde olur çalışanların öyle. Paraları bu kaynaklardan ödeniyordu mesela. Yani ve bunlar böyle hani kenarda köşede kalmış değil. Bayağı önde gelen okulların yaşadığı sıkıntılar şu an bunlar. Yani biz bir yandan tutturum ya destek yok ya devlet kaynak veremiyorsa kabul etsin. Verememiş. Olabilir çok doğal. Yani biz bunu verimlerinde bu gönlünden kopan ne varsa temizliğini için kaynak veremiyorum. Bu da sosyal devlete bağdaşmıyor. Bunu kabul etmemek için bu sefer başka bir yere gidiyor. Yani realiteyi kabul etmek lazım. Yıllardır her okul ister istemez devlet okulları bir bağış alırlar. Yani derler ki bizim perdemiz yırtıldı işte bunu şey yapamıyoruz ya da işte bizim fax makinamız yok. Bunu bilmeyen yoktur. Duvarlar şöyle. Yani işte duvarlar boyanacak. Kaynağının durumuna göre yani o durumu olan verir. Veremeyen işte zaten veremiyordur zaten. Hani ama yani ama orada imece usulüyle bir şekilde bir şey oluyordu. Biraz daha çocuklarımız için daha kim oldu? Hijyenik, steril bir ortam. Bak cezalandırılanların hepsi öğrenciler oldu öğrenci bu haliyle. Bunu kabul etmiyoruz diye. Doğru değil. Doğru bunu değil. Da ayrıca belki değerlendirip başka bir formata sokmak lazım. Böyle direkt kaldırıyoruz böyle bir şey yok değil de. Bunu ya kendi o zaman ya devlet yapacak buna kaynak ayıracak. Okul müdürleri de çekiniyorlar. Ya hani şimdi bakan söyledi bunu onun üstüne kalkıp ben şikayete konu olur falan diye çekiniyorlar haklı olarak. Haklılar. O tip uygulamaları yapmaktan. Yoksa kendi okullarını kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar. Hani kendi yağlarında kavrulmaya çalışıyorlar aslında.
çocuklara iyi bir okul ortamı sunmaya çalışıyorlar. Kısmen aslında. Evet. İşin özü bu. Bu beslenme desteği, hadi buna beslenme paketi diyelim biz. Yani inşallah. Beslenme hani, desteği de yazmıyorum. Bir sonraki partide yani. Yani o şeyler değiş evet, bastırılırken, baskı yapılırken öyle olsa daha güzel. Ve İstanbul'da ve uygulama 100'ün üzerinde okulda var. Dileyelim yaygınlaşsın. Evet. Yani Anadolu'ya da yaygınlaşsın. Diğer büyük şehirlerimize de yaygınlaşsın. Sonra da belki yerel yönetimlerle merkezi idarenin bir araya gelip yaptığı bir proje olur. Yani çok mu bilmiyorum optimistik bir düşünce olur ama keşke olsa evet. Biz bunları konuşsak hani sürdürülebilirliği açısından da evet, güzel olur. Her gün 5000 adet dağıtılıyormuş. Sandviç, süt, meyve ve kuru yemiş, su varmış içerisinde. Evet. Beslenme için çok özür dilerim. Şöyle taze besinlerle hazırlanmış bir sandviç. O da evet. Önemli. Yani sandviç evet. Aldım böyle. Soğuk sandviç değil. Çocukların evet. Gelişimi için. Az önce konuştuk işte sütteki durumu. Kaç dakikamız var sevgili Ece? Kapatmamız evet. Lazımmış. Sana milyarder Bill Gates'ten iki uyarı vardı. Onu soracaktım. İki olası felaket var diyor. Birincisi ya savaş çıkacak diyor. Bıktık İkincisi savaş bunu. Olmazsa 25 yıl içinde pandemi olacak diyor. Yani... Yani tamam yani pek yani çıkacak diye sonunda, diye sonunda çıkartacaksınız yani, gerçekten ne amaçlıyor emin değilim yani bu yani, işinden evet. Bunun yerine 200 yıldır nasıl engelleriz bu sistemi, diye bunu evet, yani, daha iyiydi evet, yani çözüm konusunda daha iyiydi yani, evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili evet, Yavuz Barlas Habertürk.com genel yönetmeni bana bugün eşlik etti. Çok kısa bir yerde sonra devam. Devam ediyor Para Gündem. Birazdan konuklarımızla gündemin sıcak başlıklarını tek tek konuşmaya başlayacağız ama öncesinde Diyarbakır'a uzanacağız. Çünkü narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli gözaltındaydı. Sabaha karşı adliyeye sevk edildiler. Amca Salim Güran'la itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu. Detaylar Öznur Karslı Çetiner'de. Öznur. Evet Sena, 22 şüphelinin Bağlar'daki jandarma komutanlığında verdikleri ifadeler gözaltı süreleri doldu ve bu sabah saatlerinde 05 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 22 şüphelinin tamamı tabii şu anda bir de hem savcı hem de hakimlik sorgulaması olacak. Tabii şüpheli sayısı 22 olduğu için bu biraz tabii bugün vakit alabilir. Diyarbakır Adliyesi önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Daha çok biliyorsunuz itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları sonrasında bu gelişmeler peş peşe de yaşandı diyebiliriz. Çünkü elle tutulur somut olarak bu fotoğrafı biraz daha kafamızda canlandırmaya onun söyledikleri biraz daha vesile oldu. Bu anlamıyla vesile oldu diyebiliriz. Ancak Nevzat Bahtiyar'ın her iki ifadesinde hem jandarma hem savcılıktaki ifadesinde farklılıklar var. Bu yüzden de zaten hakimlik kararında bazı ifadelerinde çelişkiler, muğlak durumlar olduğu, bazı kişileri kayırmaya, korumaya çalıştığı izlenimi verdi hakime. Bunlar hakimlik kararında geçen ifadeler. Tüm bunlar ve zaten çocuğu kasten öldürme suçuna iştirak etmekten de tutuklama gerekçesi olarak belirtildi hakimlik kararında. Bu çelişkilerin en net olanlarından bir tanesi de şu, biliyorsunuz ilk jandarmadaki ifadesinde ben çocuğu çuvala koyarken bu cansız bedenin, bu cesedin narinin olduğunu fark etmedim, bilmiyordum dedi. Birkaç gün sonra biliyorsunuz tekrar jandarmadan savcılığa getirildi. Tutuklanmadan yani birkaç saat önce savcının karşısına tekrar geçmişti. Bu ifadesinde de şunu söyledi. Salim yani Nari'nin amcası bana şunu söyledi dedi. Arif'in kızını öldürdüm. Yani abimin kızı Nari'nin yeğenimi öldürdüm. Bu çuvalı, bu cesedi yok et, yoksa seni de aileni de öldürürüm diye tehdit ettiğini öne sürdü. Yani iki ifade arasında
Görüldüğü gibi çok net bir çelişki var. İlk ifadede ben o çocuğun kim olduğunu fark etmemiştim dedi. İkincisinde de Arif bana Salim Arif'in çocuğunu, kızını öldürdüm. Yani ikinci ifadesinde öldürülen çocuğun Narin olduğunu söylemiş oluyor. Böyle de bir çelişkisi vardı. Yine çelişkilerden bir tanesi, ilki buydu tabii ki. Ben çocuğu evimde, ikametimde tek başıma çuvala koydum demişti. İlk ifadede de biz yolda karşılaştık. Salim beni gördü. Arabadan battaniyeye sarılı cesedi getirdi. Bana verdi. Ben de dere kenarına götürdüm gibi bir ifadesi vardı. Çok net birbiriyle çelişen iki ifadesi var. Bunu da söylemek mümkün. Sulh Ceza Hakimliği'ne o akşam sevk edildikten sonra biliyorsunuz Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Aslında Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde şu anda tutuklu olan Narin'in amcası Salim Güran'ı dolaylı olarak suçlamıştı. Şüpheleri dolaylı yollardan onun üzerine çekmişti. Ama ikinci ifadesinde savcılığa çıktığında savcılığın sorguları karşısında net olarak bu kez Salim Güran'ı, amcayı hedef gösterdi. Net olarak onu suçladı. Şu anda şüphelilerin adliyedeki sorgulanmaları, süreçleri devam ediyor. Yani sabah 5 gibi getirildilerse yaklaşık 5 saattir adliyede 22 şüpheli. Anne var, baba var, iki abi var, diğer amcalar var, hala var, halalar, işte kuzenler var. Yani Narin'in en yakınları biliyorsunuz. Bu arada Salim Güran'ın avukatı da kendisini savunmaktan vazgeçti. Dosyadan çekildi. Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim dedi. Bu arada mahallenin imamı da dün serbest bırakıldı jandarmadaki ifadesinin ardından. Salim Güran'ın muhtarlığı da Bağlar Kaymakamlığı kararıyla muhtarlık görevinden çekildi. Yerine azası geçici olarak bu görevi sürdürecek. Bugün birçok gelişmeye gebe. Diyarbakır Adliyesi önündeki bekleyişimiz sürüyor. Aynı bir son dakika bir gelişmesi olduğunda tabii ki size aktarmaya devam edeceğiz Sena. Öznur Karslı Çetinler adliye önünden aktardı. Şimdi çelişkili ifadelere değindi. İçeride konuşmayan şüpheli aile, dışarıdaysa içerideki şüphelileri savunan aile bireyleri var. Bugün Milliyet Gazetesi'ne konuşmuş dışarıda olan abi Baran Güran, tutuklu şüpheli olmayan abi diyor ki biz öldürseydik kimin ruhu duyacaktı? Şöyle bir ifadesi olmuş. Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilir miydi Narin nerede diye bir açıklaması olmuş. Tutuklu amcasını da savunuyor Baran Güran. Amcam babam gibidir, benim canımdır diyor. İçimizde de en düşkün olan diyor Narin'e Enes'ti, o kolunu ısırdığı söylenen abi. Olayla ilgili birçok şey söylendi ama en çok Enes düşkündü Narin'e. Küçükken ayağında sallardı, tek kız kardeşimizdi o bizim diyor. Enes bir şeyler içti deniyor, böyle bir şey varsa teste çıkmaz mıydı diyor. Enes'in daha önce de sürekli ısırma, kendini ısırma alışkanlığı olduğunu söylemişti bazı amcaları. Ama Baran Güran diyor ki ısırık izi çok gündeme geldi. Bunun nedeni Narin'in kaybolduğunda duyduğu öfke ve acı. Ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafamı vurdum. Bu bir tepkiydi. Enes normalde kolunu ısırmazdı diyor. Konuşacağız. Konuklarımız var. Şöyle konuklarımı da göstereyim, para gündeme başlayalım. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, günaydın, hoş geldiniz. Teşekkürler, günaydın efendim. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbağ, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dün 3 bakan Diyarbakır'a gitti. Narin kızımızın mezarının ziyaret ettiler. Sonrasında Diyarbakır Valiliğinde bir açıklama yaptılar. Adalet Bakanı dedi ki yani bunu kim yaptıysa, müsebbibi kimse, mealen aktarıyorum, bu topraklarda barınamayacak ifadesini kullandı. Amca muhtardı.
bizden Zülfikar Ali Aydın ifadesiyle böyle padişahlığını ilan etmişçesine bir otoritesi vardı köyde. Muhtarlık görevi kendisinden alındı. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlıştır diyor. Bu vicdanları kanatan bir meseledir. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük laflar söylendi ifadelerini kullanıyor. Bir yandan da yine o da önemli bir gelişmeydi. Abla Tülin Güran'ın vefatıyla ilgili bir araştırma, soruşturma vardı. Oradan da hastanede hayatını kaybettiği ve gerekçenin zatüre pnömoni olduğu ifade edilir. Buyurun Mustafa Balbay, sizinle başlayalım. Yani böyle bir durumun içerisindeyiz. Abinin ifadeleri, açıklamalarının bir kısmını ben okudum. Sizde nasıl bir hissiyat uyandırdı? Benim amcamdan yana gönlüm çok rahat diyor. Yani benim tırnağım kanasa kalksa amcam kendini öldürür. Adliyedeyken oğluna demiş ki, oğlum sen dışarıdasın, kafanı dik tut, senin baban çıkacak diye de oğluna ifadesi olmuş amcanın. Şimdi Sena Hanım, tabii 21 Ağustos'tan beri Nari'nin kaybı üzerine gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Her sabah güne bir gelişme var mı diye baktık ve en son ne yazık ki 8 Eylül sabahı 9.30 sıralarında Nari'nin cesedinin bir çuval içinde bulunduğu açıklandı. Şimdi bugün en sıcak durumdan başlarsak, ben de buraya gelmeden önce işte sabah 6.30-7'den itibaren genel haberleri şöyle bir baktım. 5-6 ayrı senaryo gördüm Sena Hanım. İşte Milliyet gazetesi bir başka yerden tutmuş. Kimi sitelerde bir başka ifade var. Şimdi sizin okuduğunuz, işte biraz Diyarbakır'dan bağlanan arkadaş işte abinin amcayı koruduğunu söylüyor. Şimdi bu tür durumları doğrusu ben ikiye ayırıyorum. Bir olay. İki, olaydan sonraki soruşturması ve tartışmaları. Ve ne yazık ki olay sonrası gelişmeler olaydan daha vahim olur. Türkiye'de genellikle. Şu anda adeta dalgalanmayı bırakılmış bir soruşturma gibi her ifadeyle seyrin değiştiği, her ifadeyle toplumsal böyle gerilimin başka bir yere yöneldiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki bizim genel eksiğimiz bu tür ciddi olaylardan sonra, Batı'da bu böyledir. Örneğin bir savcı görevlendirilir ve günlük olarak kamuoyuna bilgi verir. Ve o biz hani yayın yasağı gelince eleştiriyoruz bunu yasaklayın diye. Ama bilgi kirliliğini de eleştiriyorum. Yani tamamen birbirinden farklı ve bu ifadeyi verenlerin de belki de bir kısmı öğrenilmiş bir cehaletle hani son dönemde tartışılan bu omerta dedikleri, hı hı, hani sessizlik yemininin bir parçası olarak olayı aydınlatmak üzerine değil, olayın üzerine bir beton dökmek üzerine farklı ifadeler veriyorlar hissine de kapılıyorum ben. Doğru, biri yok, tamamen amcayı suçluyor. Ben de benzer bir hissi paylaşıyorum sizinle. Çünkü şöyle, pedagog eşliğinde 18.47'de ben Nari'ne hadi gel oyun oynayalım dedim diyen bir yavrumuz var o köyde. Ama 18.47'de en son gelen bilgiye göre Narin çoktan hayatını kaybetmişti diye ifade ediliyor mesela dün akşam. Yani bir sürekli yanıltma, muhtemel ki belki arayış esnasında da benzeri durumlar yaşandı. Ama kamuoyundaki bu bilgi kirliliği işi, ya çok üzgünüm, sanki böyle bir cinayet romanı çözermişçesine herkesin konuştu. Aslında çıkıp birinin bilgilendirmesi belki kamuoyunun doğru bilgi alması açısından da önemlidir. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle Sena Hanım. Şimdi burada sadece en son İçişleri Bakanı'ndan 8 işte Eylül günü bir sosyal medya paylaşımıyla Nari'nin cesedinin bulunduğu açıklandı. Hı hı. Sonrasında içeriye ilişkin, yani işte sonuna kadar cezalandırılacak. Şimdi bu çok beylik bir laf. Yani şimdi burada konuştuğumuz kavramlar aile kavramları. Amca, dayı, abla, kardeş, anne, baba. Şimdi bu kavramlar üzerinden, yani katil o olabilir. En son bu gördü. Şu saklamış olabilir. Bu ceset alıp şu götürmüş olabilir gibi hakikaten hepimizin ortak değerler saydığı şeyler üzerinden bu tartışmaları yürütüyoruz. Tabii bu sıcak yanı bu. Ama Sena Hanım, o bölgenin hem gelir uçurumuna baktığımızda, şimdi amca diyor ki işte Nevzat'a,
İşte bunu saklarsan diyor, Mısır'ı satacağım ve sana 200 bin lira vereceğim diyor. Adeta 200 liradan bahseder gibi. Yani böyle bir kesim ciddi bir fakirlik içinde öyle anlaşılıyor ama bir kısım da hakikaten oradaki araçlardan falan, hani olay bölgesindeki araçlardan falan görüyorum. Bir farklı bir tablo var ortada. Burada ben Sayın Galip Ensarioğlu'nu kişi olarak da tanıyorum. İşte karşılaştığımda sohbet ederim. Yani hani sosyal yanında olan bir Diyarbakır milletvekili. Yani o cümleyi belki kastı açtı ama aileyi tanıyoruz. Bilip de söylemediklerimiz var. Olayı bir başka yöne, daha doğrusu başka kuşkuları da gündeme getiren bir tablo oluşturdu. Ben Galip Bey'i konuşmayı çağırıyorum. Yani ya çıksın, öyle değil, tamamen aydınlatsın kamuoyunu. Bunu siyasal bir söylemle söylemiyorum. İzninizle birkaç ifadesi oldu. Onları aktarayım, onun üzerinden belki siz değerlendirirsiniz. Çünkü önce ilk Sözcü TV'ye açıklamasından sonra Sözcü TV'ye dedik ya, ben siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti, daha iyi böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim, ben konuşmayacağım. Birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı açıklaması var. Sonra bir de sosyal medya üzerinden açıklaması. Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem benim kesinlikle yok. Aksine ülkeme, milletime hizmet etme konusunda kararlılığım artarak sürüyor. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim diyor. Şimdi bu da kendi içinde, hani Galip Bey, Sayın Ensarioğlu kusura bakmasın ama hani o ifadeler gibi her hani bir önceki sonrasıyla hani örtüşmeyen bir durum. Şu anda bizim de örneğin benim de fikir yürüttüğüm ifadeleri birleştirerek şu olabilir diyebileceğim durum var ama buna da vicdanım el vermiyor. Yani burada hani olsa olsa ne olabilir gibi şu anda bizi... şu anda derstedir çoğu çocukların ama bu programları, bu haberleri çocuklar izliyor. Evet. Bu haberleri aileleri izliyor. Yani burada yani hakikaten bir yönetememe durumunu da görüyorum ben. Yakın gelecek için önerim meclise bir meclis araştırma komisyonunun kurulması planlandı. Önerildi daha doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi önerdi. Yanılmıyorsam DEM Parti de önerdi. Bunun kurulması ve artık herkesin, yani hiç bir parti ya da siyasal bir hedef gözetmeksizin hepimizin ortak bir hayatı söz konusu Sena Hanım. Burada olay mahalli Türkiye Cumhuriyeti'dir. 780 bin kilometre kare bir alandır. Olayda sorumlular fiilen bu olayın ilgilileri 84 milyon insandı. Sayın Balbay, bu noktaya geldik. Bir çok kısa izin verebilirseniz tamamlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlıyor. Narim konusuna ilişkin değerlendirmeleri var, dönelim. Tüm faillerini ortaya çıkarmak ve en ağır şekilde cezalandırmak için ne gerekiyorsa ilgili tüm kurumlarımız yapacaklardır. Dün Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Aile Bakanımız bölgedeydi. Orayı ziyaret ettiler. Kabri başına gittiler Narin kızımızın. Aynı zamanda tabii oradaki çalışmaları yerinde görerek, nezaret ederek gerekli yönlendirmeleri yaptılar. Bütün kurumlarımızla, bütün gücümüzle bu olayın faillerini ortaya çıkarıp, netleştirip, hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takipçisi olacağım dedi. Bu çok önemli gerçekten. Belki ilk defa böyle bir güçlü vurgu gördük devletimizin en tepesinden. Hanımefendi, diğer bütün, aslında bu hadise biliyorsunuz, bütün toplumu yaralayan bir hadise. Yani burada hani parti, görüş, siyaset, her şeyi bir kenara bırakmamızı gerektiren bir hadise bu. Bütün toplum olarak, millet olarak aslında ortak bir duygu yaşadığımız bir hadise. Narin artık bu milletin yavrusu, bu milletin çocuğu. Bu nedenle milletimizin başı sağ olsun diyorum ben. Bu acıdan dolayı tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması adına hepimizin bu konuyu çok iyi bir şekilde anlaması, analiz etmesi çok önemli. Ama öncelikle bu adli süreçler, sorgulamalar, bunun sonucunda adaletin tecelli etmesi, bu noktada hepimizin dikkatle takip etmesi gereken bir süreç. Milletimizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun.
Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar göstermesin diyorum. Bu soruşturmalarda, incelemelerde, aramalarda fedakarca çalışan, uğraşan, hem narine ulaşmak için hem de olayın faillerine ulaşmak için gayret eden herkese de yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuyla alakalı alınacak tedbirler, önümüzde meclis açılacak. Bu konuda neler yapılabilir? Çok yönlü olarak bakılması gerekiyor bu hadiselere. Burada ben akademik dünyanın da mutlaka bilimsel çalışmaların da yapılması gerektiğine inanıyorum. İlmi çalışmaların da yapılması gerektiğine inanıyorum. Siyasete de düşen çok şey var diye inanıyorum. İlgili kurumlarımızın, Aile Bakanlığımız başta olmak üzere mutlaka bu konulara eğilmesi lazım. Bu hadiseleri tartışırken tabii sosyal medyadan medyaya başka bir takım boyutlarını da belki dikkate almak gerekiyor. Dediğim gibi çok boyutlu bir şekilde yaklaşılması gereken, analiz edilmesi gereken, dersler çıkarılması gereken hadiseler. Bu konularda da ilgili kurumlarımızın, akademik dünyanın üzerine düşmesi, düşeni yapması gerekir. Siyaset kurumuna düşen bir şey olursa da tabii ki siyaset kurumunun, meclisimizin, ilgili yetkili kurumlarımızın mutlaka çalışmaları olacaktır. Ama şimdi önemli olan, şu an için önemli olan bu adli süreçlerin çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, gerçeğin bütün detaylarıyla, bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, faillerin çok net bir şekilde ortaya çıkarılması ve aynı ağır şekilde cezalarını, hak ettikleri cezaları bulmaları. Şu an yoğunlaşmamız gereken bu husus diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, orta vadeli programa geçmek istiyorum. Orta vadeli programı açıkladınız. Öncelikle beklentiniz nedir orta vadeli program ile alakalı olarak? Türkiye ekonomisi bu program ile nereye gidebilir? Şimdi Serdar Bey, biz biliyorsunuz yaptığımız bütün politikalarda bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Anlık kararlarla hareket etmiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikler veya politika belirsizlikleri. Türkiye geçtiğimiz yıl yaşadığı genel seçimle, bu yıl yaşadığı yerel seçimle siyasi belirsizlikleri ortadan kalkmış bir ülke. Bu çok çok önemli. Ekonomi için de çok önemli. Çünkü siyasi istikrar yoksa, bir güven ortamı yoksa ekonomik istikrar da olmuyor. Bu anlamda şanslı bir dönemdeyiz. Uzun bir sürecek seçimsiz döneme girmiş durumdayız. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığınız gibi politika belirsizliklerini de ortadan kaldırmanız çok önemli. İşte orta vadeli program bize bunu getiriyor. Hükümetin 3 yılda izleyeceği politikalar, yol haritaları, öngördüğü gelişmeler, bütün bunları toplumla, bütün ilgili aktörlerle paylaşmış oluyoruz. Bu da neyi yapıyor? Öngörülebilirliği arttırıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı'nın konuğuydu. Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili değerlendirmeleri oldu. Failler ortaya çıkacak, ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Narin artık hepimizin kızı ifadelerini kullandı. Ve meclis gündemine acaba gelecek mi? Mecliste ne yapılabilir bundan sonra dendiğinde çok yönlü bir çalışma gerektiğini söyledi. Onu da ayrıca sorarız birazdan. Buyurun Sayın Balbay, bölmüştüm, devam ediniz. Oradan hemen devam ettirelim. Tabii. Dediğim gibi mecliste bunun bütün boyutlarıyla araştırması gerekiyor. Sena Hanım, kapalı her şey çürür. Kapalı her şey ölür. Kapalı her şey kendi içinde başkalaşır. Toplumda da böyledir bu. Ve sessizlik bombadan bile tehlikelidir. Bombanın bile ne zaman patlayacağını, etki gücünü bilirsiniz. Ama sessizliğin neye mal olacağını, neye patlayacağını bilemezsiniz. Ve bizim toplumumuzda evet kapalı bölgelerimiz var kendi içinde. Sosyal hayat olarak kapalı bölgelerimiz var. Hala bugün de mi diyebileceğimiz töre diye hani terörizmle benzetme yapılan kimi olaylarla karşı karşıyayız. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bundan 3 hafta önce İzmir'de de bir baba boşandığı karısına bak sana neler yaşatacağım deyip 4 çocuğundan 3'ünün başına kurşun sıkarak, kurşun yağdırarak
öldürdü. Yani o bölgeye özgü gerçekten hani araştırılması gereken, o feodal yapının ortadan kaldırılması gereken feodal yapının bir tortuları var. Ama genel olarak da toplumsal bir hakikaten insani gelişmişliğimizde bir gerileme var. Anımsarsanız Sena Hanım, yeri geldikçe biz hani dünyadaki bu insani gelişmişlikte ülkemiz ne durumda diye istatistikler yayınlandı. Bunu kaygıyla dile getiririz. Ne yazık ki örneğin en son 3 gün önce yayınlanan tam da bu gelişmelerin, tartışmaların üzerine denk geldi. 3 gün önce OECD ülkeleri içinde çocuk yoksulluğu araştırması yayınlandı ve çocuk yoksulluğunda Türkiye sonuncu olarak çıktı. Bizim çocuklarımız ayrıca yoksul. Yani genel yoksulluktaki payını ayrıca alıyorlar. Hani buradan yola çıkarak elbette narin hani o nedenle öldürdü demiyorum. Ama bütün bunları topladığımızda bir ne oldu bize diye soracağımız ve hep beraber bu topraklarda birlikte yaşayacaksak daha açık yaşayacağımız, kapalı hiçbir örgütlenmeye, hiçbir yapıya izin vermeyeceğimiz bir toplum sözleşmesi, yeni bir bu çağa uygun bir süreç gerekiyor bize. Şimdi kamuoyu olmasaydı narin belki de daha önce kaybolan onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce çocuktan biri olacaktı. Bu benim ortaya attığım bir iddia değil Sena Hanım. Biliyorsunuz bu Nari'nin hemen kaybından sonra bir haber çıktı. Yılda 10 bin çocuk kayboluyor diye. Sonra TÜİK bunu yalanladı. Ama nasıl yalanladı biliyor musunuz? Çünkü araştırma yapmıyoruz dedi. Biz en son kayıp çocuk araştırmasını 2016 yılında yaptık dedi. Şimdi hayatın, bilimin, tıbbın, sosyolojinin ortak yaklaşımıdır. Veri yoksa çözüm yoktur. Çünkü doktora gidip doktor beni muayene et dediniz, neren ağrıyor dediğinde sen bul mu diyoruz. Biz yol gösterir, başım ağrıyor diyoruz. Ne zaman dediğinde şöyle diyoruz. Yani bir veri yoksa çözüm de yoktur. Şimdi bu konuda da bir veri olmadığı, yani TÜİK bizi sadece ekonomide, enflasyon hesaplarında değil, yani öyle anlaşılıyor ki toplumsal ve insani gelişmişliklerimizi ölçmede de şu anda bir ortaya çıkaran bir istatistiki kurum değil, bir perde adeta. Burada ben geçen aylarda sığınmacılar nedeniyle bir araştırmada biraz da tesadüfen öğrendim. Gök örneğin sığınmacılarla ilgili, bu tür toplumsal yaralarla ilgili araştırmalara kolay kolay izin vermiyor. Bunu da buradan ilan etmiş olalım. YÖK Başkanı da eğer hani bu ben abartıyorsam desinler ki balbaya denk gelmiştir. Ama araştırma yapmalarına izin vermemişler bir grup araştırmacıya. Hani araştırmacıların kimliği, siz bu konuda ağır muhalif sonuçlar çıkartırsınız demişler. Yani öyle anlaşılıyor ki bu tür konuların araştırması da ciddi sorun var. Hani Demirel böyle rahmetli böyle bir konu gündeme geldi de hani kara mizaha karışık meseleleri mesele yapmasanız ortada mesele kalmaz derdi. Şimdi siz bu araştırmazsanız, böyle bir olay yok sayarsanız tabii ki o sorun da ortadan kalkmış olur. O nedenle bu bir ayna. Narin bize bir ayna tuttu. Öyle ki şu anda örneğin benim önümde 20 madde var. 7-8 tanesini sizlerle dikkatimi çekenleri sizlerle paylaştım. Ama siyasetin yapması gerekenler var. Açık toplum dışına bir şey izin vermeyecek. Şimdi kesinlikle siyasi bir söylemle söylemiyorum. Diyarbakır'ın ayrıca bir masaya yatırılması lazım. Son aylarda oradan gelen haberler de çok iyi değil. Yani bu konunun bütünlüğü içinde söylüyorum. Şimdi oraya giden bir parti temsilcisi, yani Hüdapar'ın temsilcisi, bu İsrail'in işi diyor, Siyonizmin diyor. Ya şimdi bu sefer İsrail'in yaptıklarını da böyle şey nasıl diyelim, toplum katında olabilir, evet toplum katında İsrail'in gerçek anlamda işlediği suçları da bir şekilde ya o kadar da değildir deme noktasına getirmiş oluyorsunuz. Gelin bu konuda yani bir de şunu söyleyeyim, herkesten bir cümle, bu son olsun. Bu ne demek biliyor musunuz Sena Hanım? Son olmayacak demek. Hepimiz bunun son olmayacağını hissediyoruz, o nedenle bu son olsun diyoruz. Hepimiz bunun yani bir şey daha ben hani demeyeyim, belki de ilk dilerim hiç olmaz ama yani görünür bir gelecekte bir tane daha oldu diyeceğiz.
O yüzden bu son olsun demek durumunda kalıyoruz. Hem siyaset hem toplum üzerine düşeni, çocuğun üstün yararını gözeterek yaptığı yerde bunları engellemek mümkün mü diye şimdi Mehmet Şahin'e soracağım. Çünkü Mehmet Hocam görünen o ki yani kamuoyunda gerçekten çok büyük bir acı ve infial var. Bir yanıyla da öfke var. Ama geçmişte yaşadıklarımız, hatırımızda kalanlar Leyla, bebek gibi çokça kaybımız bu son olsun ama olmayacak kaygısını da beraberinde getiriyor. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruldu. Yani mecliste ne, yani sadece mecliste değil, ne yapılabilir, siyaset kurumu ne yapabilir diye. Siz Ekim ayı itibariyle yeni yasama yılı başlayacak ve bir milletvekili olarak mecliste milleti temsilen yer alacaksınız. O yüzden hani ben de bunu kendime bir görev görerek sormak isterim size. Gerçekten meclis açıldıktan sonra biz çocuklarımızı korumak adına ne gibi adımlar göreceğiz? Bunu siyaset üstü bir yaklaşımla ele alacak mıdır meclis? Şimdi küçük bir yerde, yani küçük bir yerde kastettiğim şey şu, mezrayı kastediyorum. Kocaman bir sessizlik var. Ve kocaman bir pislik var, onu söyleyeyim. Yani bir şey gizleniyor. Evet. O kocaman sessizliğin altında kabul edilemeyecek, toplumun kabul edemeyeceği, vicdanın kabul edemeyeceği, insanlığın kabul edemeyeceği bir şeylerin olduğu gözüküyor. Bunu savcılığın soruşturmasını ne yapacağız? Takip edeceğiz ve destek olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ki 1 Ekim'de açılacak. Her zaman olduğu gibi siyaset bu tür olayların olmaması için ve bunların aydınlatılması için destek vermeye devam edecek. Ben de destek vermeye devam edeceğim. Ben de 9 yaşında bir çocuk babasıyım, onu söyleyeyim. Yani çocukların nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını zaman zaman bu tür haberlerden görüyoruz, duyuyoruz. Bu kocaman sessizliğin içinde nasıl kocaman bir pislik saklanıyorsa, bu kocaman sessizliğin üzerine siyaseti katıp buradan siyasi rant devşirmeye çalışan koca bir pislik daha var, onu da söyleyeyim. Onu da görüyorum. Yani iki şey var. Şimdi burada farkındaysanız burada siyaset olmaz. Yani burada bir çocuğun vahşice katledildiğini görüyoruz. Ve toplum olarak tabii ki hem idari soruşturması, adli soruşturması devam ediyor. Bunun katilleri, yardım edenleri kim? Şimdi bunu bulmakla uğraşıyor. Herkes, devlet, ilgili kişiler. Ama bir de bakıyorum, bu olay ilk ortaya çıktığı andan itibaren hepimiz her gün buradan bir haber duymak istiyoruz, değil mi? Ama buradan bu koca sessizliğin içindeki koca pislikten kendi siyasetlerine rant devşirmeye çalışan koca bir pislik daha var. Onu da görmüyor değiliz. O da gözüküyor. En az olay kadar rezil durumlardan biri de bu. Onun için burada olayın aydınlatılması için ve bir daha bu tür olaylara karışanların bir olaya, koca bir pisliğe cesaret edememesi için ne gerekiyorsa ortaya çıkartılması ve bunun da toplum tarafından görülmesi gerekiyor. Yaşanan bu, farkındaysanız. Ya düşünebiliyor musunuz? Herkes bir şey saklıyor. Hani ifadeye bakıyorsunuz, ben de akşam bakıyorum. İşte her fırsatta ne oldu? Narin'den bir haber var mı? İlk önce biliyorsunuz Narin kızımızdan bir haber var mı? Onun peşinde koştuk. Şimdi katilinden, yardım edenlerinden veya katillerinden neyse haber var mı? Olay nereye gitti? Onun peşinde koşuyoruz. Hükümet, üç bakanlığı gidiyor. İlgili o işte bunun peşindeyiz. Tavrını ortaya koyuyor. İşte biraz önce Cumhurbaşkanı yardımcısı tavrını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı tavrını ortaya koyuyor. Toplum tavrını ortaya koymuş durumda. Herkes bunu takip ediyor. Yani ben yavrularımızın, yani bunu şey anlamaz, onu söyleyeyim. Çocuğu olmayanların çok anlama konusunda ben de eskiden yani bazı şeyler anlayamayabiliyorsunuz ama siz de annesiniz biliyorum. Çocuğunuz olduğu zaman burada hassasiyetinizin ne kadar arttığını görüyorsunuz. Yani bu olayın aydınlatılması hani için. Ebeveynlik elbette o başka ama hani vicdan sahibi, merhamet sahibi, bir çocuğun gözlerine bakmış, o pırıltıyı görmüş herkes anlayacak ve bu acıyı paylaşacaktır. Ona da hiç şüphe yok yani. Burada şöyle söyleyeyim. Bu olayın üzerine
her türlü nasıl gidilmesi gerekiyorsa gidilecek. Bu konudan kimsenin şüphesi olmaz. Yani ben Adalet Bakanı'yla da bir konuşma fırsatım olduğunda en ufak bir tereddüt görmedim mesela Yılmaz Bey'de, açık söylüyorum. Konuştunuz mu bu konuyu, hakeza, yoksa birlikte gitmesi. Çok özür dilerim, tam anlayamadım. Yılmaz Tunç'un yaptığı konuşmayı mı kastediyorsunuz, yoksa sizin onunla yaptığınız ayrı konuşmayı mı? Hayır, Yılmaz Bey'le bir araya gelme fırsatım olmuştu. Hı. Konu geçti. Orada ben Yılmaz size? Bey'in ifadelerinden yani tavır şuydu. Bu olayda nereye gidilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa bakanlık olarak bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok hocam diye bir cümle kullandı. Bu benim için önemliydi. Tamam mı? Hı. Gerçekten bunun peşine düşülmesi gerekiyor. Bunun farklı yönlere çekilmemesi, sadece buradaki katillerin, arkasında duranların, o koca sessizliğin bir parçası olanların, onu da söylüyorum. Gerçekten koca bir sessizlik var ve o pisliğin kokusu, yani orada diyorum ya, küçük bir mezra, koca bir sessizlik, koca bir olay. İnsanların kabul edemeyeceği bir olay. Bunun aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Ama öbür taraftan da şunu da görüyorum. Özellikle sosyal medyada bu daha yoğun bir şekilde kullanılmaya çalışıyor. Bugüne kadar çocuklar konusunda hiç hassasiyeti olmayan insanların, bakıyorum böyle, bunu başka bir yere çekebilir miyiz kaygısı içinde olduğunu görüyorum. Bu da çok çirkin. Bu da çok pis bir gelişme. Onu da söylemek istiyorum. Bakın, farkındaysanız özellikle de seçtim bu kavramları. Öyle şey yapmadım. Bu da gözüküyor. Bunun peşine düşeceğiz. Bu katilin, yardım edenlerin, bunun içinde olanların, sessizliğin parçası olanların, kimse, neyse, bunun siyaseti, ideolojisi olmaz. Ya vicdanın siyaseti mi olur? Bunun peşine düşeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüde olması. Yani meclis açıldığında 1 Ekim'de yine gündeme gelecek. İnşallah o tarihe de kalmaz. Yani bu katillerin, neyse işte bunu sessizliğin bir parçası olanların, inşallah o tarihe de kalmaz. Yine devam edecek. Bir daha da böyle bir olayların olmaması için elbette ki meclis, Aile Bakanlığı, siyaset, işte bundan sonra çok iş düşüyor o tarafa. Bu konuda çalışmalarının yürütülmesi ve bu konuda her siyasi partinin ortak tavır almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman bu tür maalesef olaylarla karşılaşıyoruz. Ve kabul edilebilir değil. Yani bazen, yani bazı olayları sizin de aynı siyasi taşıdığınızı görüyorum. Ya nereden baksanız, sağdan soldan nereden baksanız, ya bu nasıl olabilir sorusunu bile sormak, yani diyor ki ne olabilir ki, yani bunu normal bir yaratık diyorum artık, yapabilir mi bu tür şeyi? Yani insanın kabul etme şeyi yok, durumu yok. Yani bunu kabul etme durumunda değiliz. Bunun peşinde olacağız, onu söyleyeyim. Bunun peşinde olacağız. Siz dediniz ki az önce Mehmet Hocam, bu sessizliğin parçası olanlar dediniz. Siz bölgeyi de çok iyi bilen bir isimsiniz. Böyle bir sessizlik, böyle bir kapalı devre, böyle bir omerta, çok konuşuyoruz. Yani bir Sicilya mafyasını andıran bir suskunluk yasası devreye girmişken 3 bakan oraya gitti. Narin kızımızın mezarının hemen önünde dualar ettiler. Sonra valilikte burada barınamayacaklar mesajı verdi Adalet Bakanı müsebbibi ve failler için. Bu sessizliği ve bu suskunluğu çözme yönünde bir adım olduğunu değerlendirmek mümkün müdür? Yani amaç biraz da burada 3 bakanın beraber gidişinde bu mudur? Buysa sizce etkili bir sonuca götürür mü? 3 bakanın orada ortak bir şekilde gitmesi, mezarın başında, narinimizin mezarının başında bir açıklama yapması, olayın takipçisi olması, işte Cumhurbaşkanımızın hakeza burada orta tavır koyması, devleti yönetenlerin burada net bir tavır koyması, hem oradaki, yani bu süreci takip edenler, süreci, yani burada bürokrasi diyeyim, herkes daha dikkatli bir şekilde hareket eder. Çünkü bu hem kamuoyu tarafından hem de ilgili kişiler tarafından yakinen takip edilmesi, bunun en ufak bir o sessizliğe katkı sağlayacak birileri varsa onu oradan uzaklaştırır. İşte orada 3 bakanımızın gidip ortak bir tavırla hareket etmesi ve bunun peşinde olacaklarını göstermesi, o sessizliğin bir parçası olmak isteyen, ki isteyen, onu biraz önce dediniz ya, siz biraz o bölgeleri bilirsiniz. İsteyen varsa da o konuları oradan uzaklaştırır. Biz
Bunu sağlamamız gerekiyor. Düşünsenize, bir itirafçı var ortada, iki ifade var. Aynı itirafçının çelişen ifadeleri var. Bir kişiyi işaret ediyor, işte amca öldürdü ve şu şekilde davrandı, beni tehdit etti diyor. Şimdi narin kızımızın bakıyorsunuz abisine tutup işaret edilen amcayı koruyan, kollayan açıklamaların olduğunu görüyorsunuz. Bunu sabırla takip edeceğiz. Yani o sessizliğin parçası olanları onu oradan ayrıştırmamız yani gerekiyor. Yani içeridekiler hiç konuşmuyor Mehmet Hocam, ama dışarıdakiler de hiç susmuyor. Amca da dahil, dışarıda olan amca da. Kimse bulunsun, sürekli böyle bir dışarıdan gelen içeridekileri savunur açıklamalar. Ama içeridekilerden de asla dışarıya çıkan bir açıklama yok. Çok çok ilginç yani. Şöyle bir kanaat var bende. Kanaat bu. Sadece o büyük kirli resmi izlediğimde bendeki oluşan kanaat şu. O koca sessizliğin içindeki koca pislik çok kişiye bulaşmış gibi gözüküyor. Bendeki kanaat bu. Bu yüzden mi bu kadar katı, kırılamaz bir sessizlik var? İşte onun bir parçası bir susarak veya başka türlü yaklaşarak, çünkü bilemiyoruz. Öyle gözüküyor ki ifadeler arttıkça onun tek olmadığını veya işte birilerinin ne bileyim yardım ettiğini, başka bir şey olduğunu falan, bu tür o koca sessizliğin içindeki koca pisliğin ortaya çıkmaması için orada bunun bir parçası olan yapının olduğu anlaşılıyor. Bu bir kanaat. Yani izlediğim bugüne kadar hem narin kızımızın kaybolmasından sonraki hem de işte bulunmasından sonraki sürece baktığımda o çelişkili ifadeler, işte birinin biri işaret edilmesine rağmen kendi kız kardeşine değil, amcasını korumaya çalışması, o konuda konuşmalar yapılması falan, bunları üst üste koyduğunuzda çok kötü bir resim gözüküyor, onu söyleyeyim. Yani insanın kabul edeceği bir resim değil, ama bu resim ne kadar kötü olursa olsun, içinde kaç kişi yer alırsa alsın, ben bu konuyla ilgili olan hem bakanlıkların, hem işte ilgili kişilerin, görevlilerin en ufak bir ayrıntıyı atlamadan nereye gidiyorsa oraya kadar gidilmesi lazım. Yani o sessizliğin çözülmesi lazım. O sessizlik çözüldüğünde o koca sessizliğin içindeki koca pislik patlayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Birazdan size Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarını da soracağım, ama bu dediğiniz yerden Mustafa Balbay'a bir soru olarak merak ederim, siz de benzer bir kanaati taşır mısınız diye Mustafa Balbay. Çok kişiye bulaşmış bir pislik var ve bu pisliğin getirdiği bir sessizlik var. Benim kanaatim bu dedi Mehmet Hocam. Sizde de benzer bir kanaat var mı? Bu kadar herkesin canla uğraş bir şekilde birbirini savunması, o yapmaz, tırnağım kanasa, benim canıma zarar gelse o perişan olurcasına bu kadar savunulması, bu normal mi? Kesinlikle değil. Tabii burada tekrar altını çiziyorum. Bir siyasal kaygıyla söylemiyorum şimdi söyleyeceklerimi. Oradaki yerel yapının arkasında bir güç olduğunu da hissettiği gibi bir hava var bende. Yani nasıl olsa biz buradan yırtarız. Yani bizim gücümüz var, bizim ağırlığımız var gibi bir duygu, bir durum da hissediyorum ben. Abinin röportajının işte satır arası biraz onu söyler mi size? Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Yani. Kimse bize diyebilir miydi Narin nerede? Diye bir röportajından alıntıyı okuyorum şu an size. Tabii hem o hem de işte yine o itirafçı Nevzat'ın işte benzinliğe gitmesi, orada hani bunu sakla hemen sana 200 bin lira vereceğim, yoksa bak sen de çok kötü olursun. Yani bu tür iddialar, yani böyle arkanızda bir ne bileyim ya mafyatik bir güç, ya yerel bir güç, ya nereden gelirse gelsin siyasal bir güç, daha doğrusu iktidarsal bir güç olduğu havasını da vermiş görünüyor orada yerel muhtar. Ama bütün bunları Sayın Şahin'in de söylediği o, hani onun deyimiyle o pislik yapı, işte siyasette de bunu kullanmak isteyen yapı, bütün bunların panzehiri bu karanlığı aydınlatmak. Bu o süreci, o orayı, o yapıyı çözmek. Şu Sena Hanım, oradaki yerel insanlar, oradaki yerel iktidarın
devletten güçlü olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık konuşalım. Jandarmadan güçlü olduğunu düşünüyorlar. Şimdi benim hissettiğim, mesela oradaki yerel yapı diyor ki bu jandarma bir gün gidecek diyor. Bu kameralar var ya diyor, yarın yok diyor. Bu savcı var ya diyor, 3 gün kalır burada diyor. Ben kalacağım bilesin diyor. Yani bende bu hisler var. Ben kalacağım, burada bir yerel bir gücüm var benim diyor. Ve şimdi o güç, şu ana kadar o güç devam ediyor. O güç devam ediyor. Bakın siz de alt şeyde, KJ'de suça kimler ortak oldu diye hala soruyorsunuz. Soruyorsunuz. Hani cesedin bulunduğu günden bu yana bile pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 5 gün geçti. O günden bu yana bile. Hala faile ilişkin işte, sorular soruyoruz. Evet. Evet. Hani hep ne oldu bize diye soracağımız ve zaman zaman o bölgede hani işin terörle mücadele, işte geçmişteki o yerel hani vahşi yapılar, onlar şimdi erken, girmiyorum onlara. Ama şimdi bu olay bağlamında inanın hani sanki 1970'lerin hani Tarık Akan'ın Adak filmi, işte Yılmaz Güney'in o bölgenin yerel hani o dönemin devlet yöneticileri tarafından da böyle suç kabul edilen bu yerel, yani halkı sen aşağılıyorsun ya da hani başka bir bu gerçek, bunları abartıyorsun gibi suçladıkları, yani 50 yıl sonra oradan bile geri bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani oraya teknoloji gitmiş ama insanlık gitmemiş. İşte Fikret Otyam'ın Harran o bölgeyle ilgili gezi notlarında, gözlemlerinde hep benim o bölgenin geri kalmışlığı, kapalılığı. Memleket hikayeleri geldi aklıma. Evet, evet. Şimdi oralardan bir arpa boyu, yani o bölgede siyaset yapanlar da bence bir düşünsünler. O bölgenin güçlü partileri de düşünsünler. Aslında hani örtülü konuşmayalım, DEM Parti de bir düşünsün. Yani ben burada en güçlü partiyim, nasıl böyle bir yapı var da hani bunu, sadece bu sorunu dile getirmek değil sorun. Bu nasıl çözülebilir? Bu feodal yapı nasıl çözülebilir? Düşünmek onların da sorunu. Daha doğrusu bu ülkede siyaset yapan, bu Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin kalbidir diyen herkesin düşünmesi gereken bir tablo. Narin bize bir turnusol kağıdı oldu. Bir gerçeği, yani bir kan sayımı, bize bir tam kan sayımı verdi Narin bize. Bu ülkenin tam kan sayımını verdi. Belki ne de çıktı yani, o kan sayımında sizce? Kan sayımından büyük bir kapalılık, büyük bir şu anda insani gelişmişlikte geri kalma, geri kalma. Teknolojiyi kullanmanın insanlığın gelişmesi anlamına gelmediğini gösteren bir tablo. Ve o, yani şimdi mesela o tür yerlerde biz, demek ki ben şunu anlıyorum. Hani muhtar konuşuluyor şimdi, imam konuşuluyor şimdi. Cumhuriyet 3 gücünü göndermişti köylere. Muhtar, imam, öğretmen. Biz öğretmeni çekmişiz oradan. Onu gösterdi mesela. Köy enstitüleri tekrar açılsın diyenler de var. Bunu size birazdan da sorarım. Ama şu, bu bir pislik var ve bu saklanıyor. Şimdi bir röntgen çekti dediniz ya, bir turnusol kağıdı. Evet, burada bir kan sayımı, bir durum gösterdi bu bize. Bu kan sayımından, bu röntgenden, işte MR çekti, neyse bir şey gördüysek, bu pislik ne ki böyle herkesi birleştirdi ve herkes sustu? Toprak mı, arazi defa, mi, ne? Başka bir şey mi? Bir gayri bir defa, ahlaki bir şey mi? Buyurun. Bir defa Sena'nın yerel kapalı yapı. Ve o kapalı yapının kendini genel iktidar uzantıları içinde güçlü hissetmesi. Yani Sayın Ensaroğlu kusura bakmasın. Yani o ipucunu verdi orada. Aileyi tanıyoruz, söylememiz gerekenler var dedi. Ensaroğlu'nun amacının bambaşka bir amacı olabilir. Ama Ensaroğlu'nun söylediğini ben o aile bağlamında düşünüyorum. Ya bizim Ankara'da arkamız var, bize bir şey olmaz, merak etmeyin, gitmiş olabilir. Böyle bir yerel yapı bizi, yapının olduğunu bize gösterdi. Ve buna müdahale etmenin gerekliliğini gösterdi bize. Çok hakikaten hani 21. yüzyıldayız. Eller aya gidiyor. Hani eller aya, biz yaya denir. Artık ay geçti. Eller Mars'a gidiyor. Biz Mars olmuş durumdayız. Toplumsal yaşam itibariyle,
yani genel o hani sosyal hayatın hani sosyal hayat nedir? Yani bir insanın bedeni için hani oksijen neyse toplumsal hayat için oksijen de bu insanların her birinin bir birey olduğunu hissedebilmesidir. Onların olmadığını görüyoruz. O insanlar kendini bir birey olarak hissetse biri çıkar konuşur. Yani onu da hissedemiyorlar. O da işin hakikaten bir başka vahim tarafı. Hepimize düşen sorumluluk tarafı. Sena Hanım. Yine bu kan sayımından hani madem hani oradan çıktık. Şimdi o toplumun sessizliği. Hani çok hani güzel bir tanım vardır. Çocuklar uyurken susulur. Ölürken susulmaz. Çocuklar ölürken çığlık atılır. Çocuklar ölürken onlardan önce ölünür. Hani Aziz Nesin diyor ya, çocuklar o kadar ölsem, o kadar ölsem ki size hiç ölüm kalmasa, o kadar aç kalsam, aç kalsam ki size hiç açlık kalmasa diyor ya. Hani hakikaten biz o çocuklarımıza ne verebildiğimizi de şu anda göstermiş oldu bize. Genel anlamda. Biraz önce o dediğim o insani gelişmişlik endeksinde OECD, Sena Hanım, benim iddiam değil bu. Şurada da yani iktidar kusura bakmasın. Yani birazcık mesela Türkiye'nin ekonomi göstergeleri iyiye gidiyor. Dünya bize hayran. Bakın göstergelerimiz yükseldi. Birazcık kimi göstergeler Türkiye'de kötü diyorlar. Dünya bizi kıskanıyor, gerçekleri görmüyor. Yani şimdi bu ikilemden de bir çıkalım. Hani dünya bizi överse çok iyi, yererse çok kötü. Şimdi bizim insani gelişmişlikte en son OECD'nin söylediği çocuk yoksulluğunda en kötü durumda olduğumuzu ortaya koyuyor. O veriyi ben bunu sizinle çözmek. Paylaşayım. İzleyicilerimiz de bilsinler. Biz burada daha önce de bunu konuştuk. UNICEF evet. Verilerine göre OECD'nin yaptığı bir çalışma. Çocuk yoksulluğu %35,8 ile en yüksek Kolombiya'da. Biz ikinci sırada geliyoruz %33,8 ile. Teşekkür ediyorum. Bir hızlıca döneyim. Galip Ensarioğlu ile ilgili soruyu Mehmet Hocam'a sormak istiyorum çünkü. Şöyle söyledi Mustafa Balbay. Ya bu hani aileyi tanıyoruz, söylememiz gereken şeyler var. Sözü o niyetle söylenmemiş dahi olsa aile bunu bakın Ankara'da bizim arkamızda kimler var gibi kullanmış olabilir dedi. Ya bu sözleri ve arkasından gelen açıklamaları işte siyaseti bırakmayı düşünüyorum, sonra böyle bir düşüncem yok gibi bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu söz böyle kullanılmış olabilir mi böyle kapalı devre bir toplumda? Şimdi değerli arkadaşlar, eğer oturup doğru konuşmak lazım. Bir olayı konuşurken sapla samanı karıştırmanın hiçbir anlamı yok. Buradan da acaba nasıl siyasi rant devşirinin peşine düşmenin hiçbir anlamı yok. Galip Bey bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama bazı kesimler tarafından rahatsız edici bulundu. Ve Galip Bey 9. ayın 9'una tekrar bir açıklama yaptı sosyal medyasından detaylı bir şekilde. Ne demek istediğini, neyi kastettiğini ortaya koydu. Daha bunun peşine gitmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. En son olarak diyor ki, Galip Bey'in o açıklamasını, tamam bir açıklama yaptı, ben de izledim. Arkasından detaylı bir şekilde ne demek olduğunu açıklıyor. Onu da söylemekte fayda vardı diye düşünüyorum. En son iki paragrafını okuyorum. Bir paragrafını yani çünkü zaman almak istemiyorum. Narin kızımızla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir ve bu olayın failleri kim olursa olsun hiçbiri cezasız kalmayacaktır. Olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Ve adaletin yerine bulacağından kimsenin şüphesi olmaz. Burada tavrını ortaya koymuş artık. Diyor ki Galip Bey, kardeşim benim tavrım bu diyor. Ama birileri buradan işte ne bileyim işte OECD'nin çocuk yoksulluğu şeyini buraya ekliyor. Biri Galip Bey'in açıklamasını ekliyor falan. Ya ortada koca bir pislik var. Başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz buna odaklanmayıp buradan başka hesaplar devşirmeye kalktığınızda derken söz meclisten dışarı kim bunun peşindeyse onların da ne durumda olduğunu ortaya görüyorsunuz zaten. İki şöyle cümleler de doğru bir şey değil. Biraz önce eğer yanlış anladıysam. Oralara teknoloji gitti ama insanlık gitmedi cümlesi. Ya bu cümleler doğru cümleler değil. Tekrar söylüyorum. Mesela o bölgeden benim arkadaşlarım var ya. 8 yıl evi arkadaşları yaptığım arkadaşım var. Bana bir defa oh dedirtmemiş. Ya bunu bir bölgeye nasıl bu cümleyi kabul edebilirim? Lazım. Yani bu tabii ki. İzmir'de ayıp yani. Ayıp. Ben bakın, mesela Eymen Bebek, olay... Muğla'da
yaşananlar. Bu İzmir'de de yani, Muğla'da da kaybolabiliyor. Ne bileyim, 2 gün önce 2 yaşındaki çocuğumuz cinsel istismar değerli dostlar, yoğun bakımda. Değerli dostlar, şimdi dilin kemiği yok. Bakın Galip Bey'in açıklaması üzerinden Galip Bey'e yönelik tavrını herkes ortaya koyuyor. Açıklamasını yapmış Galip Bey. Şimdi bunu yaparken kalkıp şu cümleyi de böyle dilin kemiği yok, bulduk buradan bol keseden atalım tavrıyla bir bölgeye yönelik tavır da hiç hoş bir tavır değil. Hepimizin dostları var o bölgede, değil mi? Hepimizin tanıdıkları var, arkadaşları var. Yani kardeşimiz olarak gördüğümüz insanlar var. Onun için şu cümleyi benim kabul etme şansım yok Sayın Balbay. Oralara teknoloji gitmiş ama insanlık gitmemiş cümlesini benim kabul etme şansım yok. Burada tekrar söylüyorum. Küçük bir mezra, koca bir pislik, koca bir sessizlik kapatılmaya çalışan. Ama şimdi bu ortadayken bunu da koca bir bölgeyi topyekün şekilde yaklaşıp farklı şekilde anlaşılacak cümleleri kullanmak doğru bir şey değil. Burada bizim hocam şöyle bir reklama gitmem gerekiyormuş. Bir reklama gideyim. Mustafa Balbay'a da çünkü zaten bir yanıt hakkı doğdu. Dönüşte konuşuruz. Çok kısa bir ara sonra buradayız. Para gündem devam ediyor. Şimdi Narin kızımızın cinayetiyle ilgili konuşuyoruz. Bir yandan da bununla ilgili toplumsal açıdan ve siyaset kurumu neler yapabilir? Bunları soruyoruz. Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay konuğumuz ama öncesinde bir sıcak bağlantımız var. Oraya gidelim hemen. İstanbul Beykoz yol kenarında poşet içinde ve pimi çekilmemiş halde iki el bombası bulundu. El bombalarını yol kenarına kim bıraktı, neden bıraktı, nasıl bulundu? Tüm detayları şimdi o noktadan Elif Yavuz bize aktaracak. Elif, ne biliyoruz? Sena Alkan, sabah saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren bir ihbar geldi. Beykoz'da Kavacık mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası istikametine tam da bulunduğumuz bu noktada bir poşet içerisinde, market poşeti içerisinde iki adet pimi çekilmemiş bomba bulundu. Ve ihbarın üzerine çok sayıda polis ekipleri bu noktaya geldi. Çünkü hemen yolun kenarında ufak bir böyle refüj gibi bir kısım var. O kısma bırakılmıştı. Biraz geride otobüs durakları var. Öte yandan yine bu noktadan da araçlar geçiyordu. Onların ihbarının üzerine bu noktaya gelindi. Poşet içerisine bakıldığında ise iki adet pimi çekilmemiş bomba bulundu ve hemen bomba imha ekiplerine haber verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri buraya geldi. O bombalar muhafaza altına alınıp bomba imha ekiplerince incelenmek üzere de kaldırıldı. Bu noktada trafiğe açıldı. Sabah saatlerinde bu noktada yoğun bir trafik vardı. Şimdi kameraman arkadaşım da gösteriyor. Kim bıraktı, nereden bıraktı henüz bilinmiyor ama bu noktada üst geçidin hemen böyle arasında aslında bir yaya geçidi değil ama vatandaşlar burayı bir yol yapmışlar. Üst geçitten aşağı yola doğru inen bir kısım. Zaten Kavacık Beykoz Riva istikametinde görüyorsunuz. Oradan üst geçitten bu kısma bir yürüyüş yolu olduğunu görüyoruz. Belki bu noktadan bırakılmış olabilir. Çünkü bu yürüyüş yolunun hemen aşağısında olan yerde bulundu. Demir bariyerlerin orta kısmında bulundu bu iki tane bomba. Pimi çekilmemişti, riskliydi. İçerisi dolu mu boş mu tabii onlar bilinmiyor. Araştırılıyor. Kimler tarafından bırakıldı? Neden bırakıldı? Bunlar izlenecek, kamera görüntüleriyle ortaya çıkacak, yapılacak tespitler sonucu ortaya çıkacak ama sabah saatlerinde ekipleri harekete geçiren bir olaydı. Tam da işe gidiş saatiydi, mesai saatiydi. Gelen ihbarla bu noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin olay yerine gelip muhafaza altına aldıktan sonra iki bomba da sorunsuz bir şekilde buradan kaldırıldı. Kapatılan trafikte tekrar yolda tekrar trafiğe açıldı. Şu anda inceleniyor. Konu çok sıcak çünkü geriye dönük bir kamera izlemesi olacak. Kim tarafından ne zaman bırakıldı? Belki çok daha önce bırakılmıştı. Hepsi bunların incelemeler sonucunda ortaya çıkacak ama bir olumsuzluk yaşanmadan bomba imha uzmanı ekipler tarafından İki pimi çekilmemiş el bombası da muhafaza altına alınarak incelemeler başlatıldı Sena.
Elif Yavuz aktardı. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay ile konuşuyorduk. Sizin bir eleştiriniz oldu Mustafa Balbay'ın ifadesi üzerinden Mehmet Hocam. Ekranlarında yeni açanlar var. Neyi eleştirdiniz? Neden eleştirdiniz? Onu bir netleştirin. Sonra Mustafa Balbay'a da bir cevap hakkı tabii doğdu. Ki. Ona da döneyim. Şimdi, buyurun. Şimdi bu olayı böyle en ince detayına kadar üzerine gidilmesi gerekiyor. Ben üç bakanımızın oraya gidip ortak tavır ortaya koyması bugün hükümetin bu konuda çok kararlı olduğunun en net işareti olarak görüyorum. Bölgemizin hemen hemen yani Türkiye'mizin değişik yerlerinde insanlığın kabul edemeyeceği maalesef değişik gelişmelerle karşılaşabiliyoruz. Burada da şu cümleyi kullandım biliyorsunuz. Küçük bir mezra, koca bir sessizlik ve bu sessizliğin içinde koca bir pislik cümlesini kullandım. Ve hala oradayım. Ama şimdi bu olaya yaklaşırken buradan farklı bir şeyler devşirmeye gerek yok. Bir de bir şey yaparken ikinci hata yapmanın da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Sayın Balbay şöyle bir cümle kullandı. Oralara yani bir bölgeyi kastederek yanlış anlıyorsam düzeltebilir ama sözümün arkasındayım diyor. Oralara teknoloji gitmiş ama insanlık gitmemiş cümlesini. Mehmet Hocam izin veriniz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama var. Dönelim hemen. Aynı zamanda yine uluslararası hukuk anlamında da takiplerimizi devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörünün derhal harekete geçmesi, bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturarak bir rapor hazırlaması için çalışmalar yürüteceğiz. Ve daha sonra bu raporun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden soykırım davasına, yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Ayşenur kardeşimizin hakkını, hukukunu savunmaya ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin haklarını bütün dünyaya duyurmaya ve orada akan kanın durması için Türkiye olarak gayretimizi göstermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, 3 yıl sürmesi planlanmıştı ama başarıyla devam etti. Bir 9 ay daha uzatılmış oldu projemiz ve bugün itibariyle kapanışını gerçekleştiriyoruz. 3 amacı vardı bu projenin. Birinci amacı uzlaştırmanın daha da geliştirilmesi. Mağdurların ve faillerin haklarının korunması ve uzlaştırmacıların, uzlaştırma savcılarının ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin beceri ve uzmanlıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar. İkinci aşaması da hukuki uyuşmazlıkların tutarlı ve etkili şekilde çözülmesi için arabuluculuk ve tahkim kapsamının genişletilmesi, arabulucuların, yargı mensuplarının ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin kapasitesinin artırılması. Ekranlarınızdaydı Adalet Bakanı'nın açıklamaları. Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Ege için Türkiye soruşturma başlattı. Hakkını savunmaya devam edeceğiz dedi Yılmaz Tunç. Mehmet Hocam buyurun devam edin. Hızlıca tamamlayalım. Sonra Mustafa Balbay'a da dönelim. Hemen söyleyeyim. Şu şekilde bir cümle kullandı Sayın Balbay. Belli bir bölgeyi kastederek ki arkasındayım dedi. Değil diyorsa tekrar söyleyebilir. Oralarda teknoloji gitmiş ama insanlık gitmemiş cümlesini kullandı. Şahsen Mehmet Şahin olarak benim bu cümleyi kabul etme şansım yok. Böyle bir durumda değilim. Bir bölgeye tamamen böyle bir yaklaşımın çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. O bölgeden benim çok sevdiğim, ev arkadaşlığı yaptığım arkadaşlarım var. Arkadaşlıklarımı devam ettiriyorum. Hatta şu cümleyi de kullandım. Ev arkadaşlığı yaptığımda o bölgeden insanlarla üniversite yıllarında yani oh bile dedirttirmediler. Yani o kadar benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Şimdi böyle resimler varken bir bölgeyi bu yaşanan büyük sessizlik içindeki büyük pislikten dolayı bir bölgeyi suçlamanın büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Peki. buyurun. Tabii, Sena Hanım tabii bu konunun bütün hani gerçekten tartışmalar üstü olduğunu söyledik ve o şekilde devam etmesini arzu ederdim ama ben onca şey söyledim. Sayın Şahin bir tek onu anlamış ama yanlış anlamış. Yanlış anlamış. Bir defa
bütün teknoloji kullanılıyor orada. DNA kullanılıyor, efendim bütün polisin olanakları kullanılıyor ama cinayet ortaya çıkartılamamış. Bunun gölgesinde mi oraya insanlık gitti diyeceğiz? Şimdi bütün soruşturma yapılıyor, 22 kişi gözaltından, o bütün yerel kişiler gözaltına alınmış ama her birinin ifadesi ötekiyle çelişiyor. Bunun gölgesinde mi oraya insanlık gitti diyeceğiz? Bir böyle 19 gündür aranmış bir bölge var ve o bölge içindeki bütün insanlar jandarmanın günlerce gelip geçtiği yerde bulunuyor ceset ya, ve cesedin 91 yerinde 91 bakın, yerine müdahale edilmiş. Bunun gölgesinde insanlık diyeceğiz. Ayıp Galip ya. Galip Bey konusunda konuşuyorsunuz. Bari burada başka siyasete çekmeyin. Bölgeden neyi kastettiniz? Örnekler verdiniz. Kitaplardan, filmlerden, kitaplardan örnekler verdiniz. Bakın. Filmlerden, kitaplardan örnekler verdiniz. Sadece olayın yaşandığı mezradan bahsetmediniz. Bakın tekrar söylüyorum. Sadece olayın yaşandığı, ben ne deneni anlayacak kadar zeki bir adamım. Onun için şunu söyleyebilirsiniz. Ya belki bu haddimi aştı diyebilirsiniz. Hayır, sadece olayın yaşandığı yerden bahsetmediniz. Filmlerden, kitaplardan örnekler verdiniz. Arkasından bu cümleyi söylediniz. Buyurun konuşun. Teşekkür ediyorum. Bir daha da kesmeyin lütfen. Buyurun konuşun. Çok iyi bir cımbız ustasınız Sayın Şahin. Yani siyaset yapmasaydınız, yani bu kuaförde çok iyi çalışırdınız. Ben sizin çok iyi bir böyle bir cümle ustasını kullansam özür dilerim, onu söyleyeyim. Çok iyi bir özür cımbız dilerim, ustasınız. Özür dilerim, haddimi açtım. Benim kastım buydu derim, konuşurum. Hayır, çok iyi yani, bir cımbız ustasınız. Ben açık söylüyorum, bunu söylerim. Çok bu iyi bir cımbız erdemdir, ustasınız. Erdemdir, bak. Hayır. Hata, bir cümle. Ben şunu ekranlarda konuşuyoruz. Dersiniz ki hata yaptım, özür dilerim, haddimi açtım. Ben sadece olayın yaşandığı mezrayı, mezradaki yaşananları kastediyorum dersiniz. Millet de evet buydudur. Ama film anlatırsınız, kitap anlatırsınız, arkasından bir bölgeyi bu olay üzerinden işte teknoloji gitme ama oralara insanlık gitmedi cümlesini kullanırsınız. Şimdi onu dağıtmaya çalışırsınız. Hayır. Ben sizin yeriniz olsam özür dilerim. Özür dilerim ve derim ki ben sadece orayı kastediyorum. Bir büyük bölgeyi kastetmiyorum dersiniz. İnsanlarımızın oradaki güzel insanlarımız var. Onlara da zarar vermemiş olursunuz. Buradan hani bu budur hocam. Yani bu budur. Lütfen kesmeyin artık. Sözümü kesmeyin. Sena Hanım, ben buyurun, bütün olarak buyurun, söyleyeyim. Buyurun Mustafa. Böyle bir konuyu Mehmet Bey çarpıtıp hani polemik konusu haline getirmeye çalışıyorum. Beni izleyenler beni anladı diye düşünüyorum. Beni izleyenler beni anladı diye düşünüyorum. Ben konuşmamın başında İzmir'den de bir örnek verdim. Dedim ki bir yani tırnak içinde bir baba boşandığı karısına çağırıyor ve diyor ki sana öyle bir şey yaşatacağım ki diyor. Ve üç çocuğunu öldürüyor dedim. Yani olayın tüm Türkiye ölçeğinde toplum olarak ne oldu bizi diye sormamız gereken durumlar var dedim. Bütün olay yeri tüm Türkiye'dir dedim. Ve bütün dünyada yapılan araştırmalar sonucunda genel durumumuz bu dedim. Ve onun devamında da o bölgeyle ilgili ve bu olayla ilgili düşüncelerimi paylaştım. Beni izleyenlerin beni anladığını düşünüyorum. Sayın Şahin anlamadıysa kendi sorunudur. Şimdi burada bir söz var, Hazreti Ömer'e atfedilir. Demirel de kullanmıştır. Hani iki koyun kaybolduysa sorumlusu benim. İşte Türkiye'de de Fırat kenarında iki koyun kaybolduysa sorumlusu benim. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin öldürüldüyse sorumlusu var. Ben miyim? Ben miyim? Kim sorumlu? Her şeyin sorumlusu benim diyorsunuz. Bu ülkeyi ben yönetiyorum diyorsunuz. Bu konuda şimdi failler bulunacak. İşte, yok efendim, ben bu işte açıklamayı kabul etmiyorum. Bu sorumlu olanlar şu anda gidip bunun peşine düşüyorlar. Üç bakanlığı gönderiyorlar. Olayın takipçisi oluyorlar. İşte ben de soruyorum hesabını. Bunun açıklanması için sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ediyorlar. Ama bunu kullanmak isteyenler de ben size bir örnek vereyim. Bu örnek ama vereyim. Ki Sena Hanım kes ben ha, buyurun, konuşma, buyurun. Lütfen, ben sonra konuşacağım. Buyurun, sonra yani. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben buyurun, bitireyim buyurun. Yani şimdi buyurun, sürekli buyurun kesiyorsunuz. Yani şimdi burada 8 yaşında bir çocuk ve bundan binlerce olduğu artık geçmişteki istatistiklerle ortada. Ve olayın üzerinde şu anda kaybolmasının üzerinden 25 gün geçti. 25 gün sonra hala olay aydınlatılamadı. Bir ülkede böyle bir sorunun sorumlusu kimdir? Ben de onu bulalım diyorum. Bir, iki, eğer o bölgede bir 8 yaşındaki bir çocuk böyle vahşi bir şekilde öldürüldüyse ya insanlık yoktur orada ya. Bu kadar açık. Yok sen bunu genişlettin, yok daralttın, herkesi mi söyledin? Ben de dün Diyarbakır'dan 3 arkadaşımla konuştum.
bir konuşmamın bölümünde bir ne dedim size Sena Hanım? Dedim ki Diyarbakır'da ayrıca konuşmalıyız. O bölgeyle ilgili de hesaplar hissediyorum dedim. O bölgede güçlü olan siyasi partiler de sorumludur dedim. Hatta adını da verelim dedim. Şimdi burada ana kastettiğim bu ve bu vahşi olayın Sayın Şahin'in deyimiyle büyük pisliğin temizlenmemesi halinde onu elbette onu kullanan çıkacak. Ama bunu temizlemesi gereken kim? O da şimdi sadece peşindeyiz demekle yetinemez. Bütün teknolojiyi kullanıyor. Peki. Kastettiğim de o. Her şeyi kullanıyoruz. Ama bir orada tek metayı bir damar var. Gönderemiyorlarmış aşağı verileri. Veremiyorlarmış. Yani çok üzgünüm. Yani bu olay sadece hani günlerce konuşabileceğimiz bu olayın zemininde Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren olay diyorum ben. Eğer siz yani konuyu dağıtmak istemiyorum ama sadece peki, son günlerdeki konuşulan konular anlamında söylüyorum. Siz çıkıp eğitim bilgi değildir derseniz eğitimi oraya sadece inanca dayarsanız buradan sonra evet, konuşacağım. Yani o zaman işte o, bunlar yani eğitim, yaşanır. Eğitimin hayatımızdaki yeri ve eğitimin amacı ve siz evet, Hulusi Akar'ın ifadeleri üzerinden söylüyorsunuz. Birazdan benim konuşmak evet, istediğim konulardan biri bu de bu. Siz bunu kastettim diyorsunuz. Mehmet Hocam varsa bir evet, cümle yani, alayım lütfen. Bir de cümlede o bölge şunu da kastettin. Oradan da bir şey aramak, bir bölge karşıtlığı aramak saçma bir şey. Saçma bir şey. Bir iki cümle söyleyeyim, kapatayım peki, bunu. Buyurun. Sayın Balbay'ın, izleyiciler Sayın Balbay'ın ilk konuşmasındaki kısımları dinlesinler. Ne anlıyorlarsa o konuda karar versinler. Tamam. Zaten o şekilde. Bu kadar net. Tamam. Çok teşekkür ederim. Diğer bir konuya gelince buyurun, çocuklarımız, evet bir çocuklarımız hani dedim ya bu olayın üzerine hepimiz yoğunlaşması gerekirken bunu siyaset olarak kullananlarını da gördük. Bunları da kınıyorum. Orada yüreğiyle bazı annelerimiz var değil mi? Diyor ki benim çocuğum diyor şu kapıdan girdi bir daha gelmedi diyor. Kastettiniz değil mi? Anladınız ne demek istediğimi. Bir yeri işaret ediyor. Diyor ki benim diyor çocuğum, kızım şu kapıdan girdi ve diyor teröre katıldı. Bir daha gelmedi diyor. Bunlar da kalktılar, kullanmaya kalktılar olayı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da anne. Onların iki de çocuk. Sesi çıkmadı. Gittikleri zaman ziyaret bile edemediler. Utanmazlar. Utanmazlar. Tuttular. Acaba bunu bu olayı nasıl bir siyaset parçası haline getiririz dediler. Hala orada diyor. Anne diyor ki çocuk, çocuğum bu kapıdan girdi, bir daha gelmedi diyor. Bütün çocuklara sahip çıkacağız. Buyurun, kapatıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle diyeyim, sevgili kesmek anlamında Seval, bir Sena Hanım. O kadar doğru bir şey söylemiş ki katılıyorum diyor ki ya burada sorun bir çocuğun en güvenli olduğu yerde bunları yaşaması. Yani evi, ya annesi, babası, amcası, abisi gözlerinin önünde en güvendiği yerde bunları yaşaması. Çok doğru. Seval'in notunu da aktarmadan geçelim. Bir cümle olsun buyurun. Çok doğru. Yani bölgeyi, şöyle, yeri konuşmaktan önce bunu konuşmamız lazım bizim. Tabii ki benim kastettiğim bu Sena Hanım. Yani bunun da şimdi hepimize bütün çıplaklığıyla açığa çıkartılması lazım. Hepimiziz diyorum. Burada olay yeri 780 bin kilometre kare diyorum. Sorumlu 84 milyon. Bu hepimizin. Ve şimdi Sayın Şahin'in sözünü ettiği evet, ben de geçen Ocak ayında Diyarbakır'a gittiğimde Diyarbakır'da o anneleri ziyaret ettim. Sözcü Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'le birlikte gittim. Ve 2 saat kaldım onlarla. Bende 4'ünün telefonu var o annelerin. Ve o çadırda anneleri ziyaret ettiğimde dedim ki bir daha sizi ziyarete gelmek istemiyorum dedim. Şaşırdılar ne demek istiyorsun diye. Yani iyi bir sohbetti çünkü. Dedim ki çocuklarınızla evinizde ziyaret etmek istiyorum dedim. 4'ünün telefonu şu anda bende var. Annelerin, bütün bu ülkedeki bütün annelerin acısı hepimizin. Artık hiç değilse burada evet, bir anlaşalım artık. Nerede bir annenin gözünden yani acıları yarıştırmayalım. Hep beraber bu yaşı tabii silmeliyiz, ki bunu engellemeliyiz. Hiç tartışmasız yani. Bunu. Ama bu olayda mesela şu da Sena Hanım. Yani bir başka gerçek. Yine o bölgenin insanını suçluyorsun diye söylemiyorum. Her bölgenin kendine göre kabul edilemez olayları var. İzmir örneğini verdim.
Hani çok etkilemişti beni İzmir örneği. Töre cinayetlerini Sena Hanım, eskiden ceza indirimi vardı. Töre cinayeti ise örneğin normal cinayetse 30 yıl, töre cinayeti 10 yıl Sena Hanım. Ne yaptı biliyor musun? Özellikle şimdi bunu nerede oldu diyeyim. Yani hani İran'ın batısında mı diyeyim? Suriye'nin kuzeyinde mi diyeyim? Ne yazık ki Doğu Anadolu bölgemizde, caygın Güneydoğu bölgemizde yani çözmemiz gerekir. Orası bizim. Çözmemiz gerekir. Ne yaptılar biliyor musun Sena Hanım? Yeni kuşaklar bilmeyebilir. Şimdi töre cinayetlerinin verilen cezalar da çok yükseltilince, şimdi kadın tecavüze uğramış. Gadre uğramış. Yani şey kadın mazlum. Kadını töre cinayet nedeniyle öldürecekler. Ama öldürmüyorlar artık. Ceza yüksek ya. Bir zehir veriyorlar. Amcalar, anne babalar. Tabloyu bir düşünün ya Sena Hanım. O genç kıza o zehri veriyorlar. Herkesin gözü önünde. İçiyor. Bir süre sonra ölüyor. Ve resmi kayda intihar etti diye geçiyor. İnsanlık mı bu? Maalesef o, bunu da böyle aşmaya kalktılar. Bunun sebebi ne? Eğitim bence temeli. Geçelim eğitim. O zaman oraya. Eğitim başlığına da. Ve cezaları da bir gün ayrıca da konuşalım. Yani dün Pınar Hacı Bektaşoğlu buradaydı. 30 yıl alıyor. Yatarını daha hakimin önündeyken kendi hesaplıyor. 11 yıl bunun yatarı var diyor. Müebbet alıyorsunuz. 36 yıl bunun infazı. 36 yıl yatan mı var ben bilmiyorum. 50 yaşımı geçtim dedi. Ayrıca cezasızlık algısı da toplumda bambaşka bir yere yerleşmiş durumda. Biraz da onun tetiklediği bir acı tabloyla karşı karşıyayız. Ama eğitimse... Ama Sena Hanım... Tek başına o da değil bakın. Hemen bir cümle söyleyeceğim. Ben cezaevinde bir şekilde Silivri'de 6 cinayetten yatan bir kişiyle karşılaştım. 6 cinayetten. Adı İsmet'ti, soyadını söylemeyeyim. 6 cinayet Sena Hanım. Biri dışarıda, 5'i hapiste. Yani ceza değil mesele, eğitim. Eğitim. Tek başına ceza değil. Bakın 6 cinayetten... Sadece biri dışarıda, 5'i içeride, hapiste. Teşekkür ediyorum. Hulusi Akar'dan şöyle bir açıklama geldi. Çok konuştuğumuz bir açıklama. Bugünün gündemi. Dedi ki, eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu. İki, kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın diye bir açıklaması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir yanıt geldi bu açıklamalar üzerine. Kazı kazan örneği vererek, hani kazı kazan var ya dedi, biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık, altından bir siyasal İslamcı çıktı. Arkadaşlarının deyimiyle su akar, Hulusi akar ifadelerini kullandı. Ben ona daha önce de diyeceklerimi yüzüne zaten söylemiştim ifadesi oldu Özgür Özel'in. Mehmet Hocam, Hulusi Akar sizce neyi kastetti bu sözlerle? Siz bu sözlere nasıl bakıyorsunuz? Eğitimin amacı nedir? Bilgi değil midir? Nedir? Eğer bunu açık cümleleri ister siyasetçi olsun ister olmayan olsun anlamadıysa daha ne diyeyim yani. Gayet net, güzel bir konuşma yapmış Sayın Hulusi Akar, onu söyleyeyim. Zaman zaman bir olayla karşılaştığımızda iyi hatırlıyorum ben. Yani tartışma programlarında bile şu cümleyi çok duyarız. Allah'tan korkmuyor musun, kuldan utanmıyor musun cümlesini duymayan var mı içinizde? Ya bunu duymayan var mı içinizde sorusunu soruyorum. Buradaki mesele şu. Hulusi Akar diyor ki, ya eğitimin amacı sadece diyor bilgi yüklemek. Yani bir bilgisayarın hard diskine bilgi yüklediğiniz gibi bilgi yüklemek değil. Onun dışında bir şey öğretmek diyor. Orada net bir şekilde Allah korkusu vereceksiniz diyor. Kuldan utanma korkusu vereceksiniz diyor. Kuldan utanma. Ondan sonra devam etmiş yani. Vatan sevgisi, millet sevgisi. Bu şekilde yetiştirirseniz diyor dünyanın neresine giderse gitsin diyor. Korkmanıza gerek yoktur diyor, değil mi? Biz niye deriz Allah'tan korkmuyor musun, kuldan utanmıyor musun dediğimiz zaman?
normalde insanları, toplumu rahatsız eden davranışlar ortaya çıktığı zaman bu cümleleri kullanırız değil mi? Peki Hulusi Akar'ın konuşmasından, Allah korkusundan, kuldan utanmadan, vatan sevgisinden, millet sevgisinden bahsetmesinden bir insan niye rahatsız olur? Niye biz bunu televizyonda konuşuruz? Ne yapmamız gerekiyor? Yani bir şey söyleyeyim. Mesela bu cümlelerin hangisinden rahatsız olmuş Sayın Özgür Özel? Şöyle ifadelerinin devamında da şu var, tam vereyim ki daha net ve anlaşılır olsun üzerinden konuşurken. Eğer bu verilmezse, hani Allah korkusu ve kuldan utanma, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Ondan sonra başlıyoruz efendim, savcı nerede, polis nerede? Arkadaşlar, savcıyla polisle bu iş olmaz. İşin başı ve ilacı eğitim. Bunu verdik veremedik. Kendi çocuklarımız da bize yabancılaşıyor, kendi torunlarımız da bize yabancılaşıyor diyor. Buyurun. Gayet güzel konuşmuş. Hulusi Akar'ın diline sağlık, onu söyleyeyim. Gayet net, tartışmaya bırakmayacak derecede bir ortaya koymuş. Sorun burada ne biliyor musun? Bence sorun Sayın Özel'in açıklamasında. Biz Hulusi Akar işte şöyle bilirdik ama işte kazdık, altından siyasal İslamcı çıktı. Bir, siyasal İslam nedir bilmiyorlar. Nedir siyasal İslam? Allah'tan korkmak, kuldan utanmak, vatan, millet sevgisi, bunlara sahip olmak. Siyasal İslamcı olmak mı? Yani bence var ya, burada tartışılması gereken Hulusi Akar'ın cümleleri değil. İsterseniz gidin Anadolu'nun herhangi bir ücra köşesine veya stüdyodan çıkın. Biz çıkalım. Herhangi bir mahalleye gidin Anadolu'da. Deyin ki bir adam, Hulusi Akar'ın ismini çıkartın. Bir adam Allah'tan utanmadan, kuldan kork, işte Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan, vatan millet sevgisinden bahsediyor. Bu cümleleri önüne koyun. Bundan rahatsız mısınız diye sorun. Bence tartışılması gereken bu cümleler üzerine Sayın Özgür Özel'in cümlesi. Neden rahatsız oldunuz? Tekrar söylüyorum. Mesela örnek, Özgür Özel'in konuşmasını destekliyorsa Sayın Balbay ve Hulusi Akar'ın konuşmasını eleştiriyorsa, bu cümlelerin hangisinden rahatsız olduğunu açıklasın. Ben tamam, rahatsız değilim. Şimdi soralım. Özgür Özel'in de cümlelerinin geri kalanını aktarayım. O da eksik kalmasın. Şöyle devam ediyor. Yani arkadaşlarının deyimiyle Su Akar, Hulusi Akar ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek başka bir sözüm yok. Ben ona diyeceklerimizi yüzüne Meclis Genel Kurulu'nda söyledim. Hulusi Akar da bu sözler üzerine sosyal medyadan bir zannederim bir paylaşım mı yaptı arkadaşlar? Allah'tan korkmayana, kuldan utanmayana söyleyecek sözümüz yok diye. Böyle bir paylaşım da arkasından geldi. Sizin bu sözlerde, Hulusi Akar'ın sözlerinde Sayın Balbay, rahatsız olduğunuz yer, nokta neresidir? Nedir burada sorunlu olan sizce? Ben çünkü bence çok güzel konuşmuşlar Mehmet Hocam. Bilgi değil demesidir. Oysa her şeyin başı bilgidir. Bilgi değil demesi ne biliyor musunuz? Her şey sıfırla çarpıyor. Ay, ne bilgi değil, anlamadım. Şöyle söylüyor. Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Eğitimin amacı... Sadece bilgi değil diyor işte. Hayır, bak sen ekliyorsun sevgili şair. Hayır, bakın, cımbızı başka türlü diyor, kullandın. Bilgi değil derken oradan devam ediyor. Allah korkusu diyor. Ha, bilgi değil kuldan diyor işte. Kuldan utanma diyor. Ben vatan ondan, millet sevgisi o diyor. O çok yanlış. Bitirin, ben sonra devam edeyim. Ha. Bitirin. Buyurun. Helal olsun size. Buyurun. Buyurun. Bitirin sonra devam edin. Siz niye helal olsun dediniz hocam, anlamadım. Bir kafam karıştı şu an. Ben şunun için söyledim. Bakın biraz önce diyor ki Mehmet Şahin bu konuda diyor cımbızlıyor diyor ya. Diyor ki Hulusi Akar Bey. Bakın diyor, eğitim sadece bilgi değil. Sadece yok işte, siz şimdi cımbızı başka türlü kullandınız. Peki şu açıklamayı niye yapıyor Sayın Balbay? Diyor ki bunu açıklama yaptıktan sonra eğitim bilgi değil derken, yani ya anlatıyor bunu, yani bakın isterseniz cümlenin işte eğitim tarafına, bilgidir. Allah eğitim korkusu, bilgidir kuldan diyecek. Utanmak. Bir şey söyleyeyim, bu cümlelerin neyinden rahatsızsınız Allah aşkına? Ben sizin şunundan rahatsız. Sizin gibi düşünenler, Sayın Özgür Özel, bu cümlelerin neyinden rahatsız? Topluma açıklayın lütfen, öğrenelim. Tamam. Bitirirseniz konuşacağım. Bitirdim ben. Efendim, buyurun. Tamam. Buyurun. Şimdi bir defa en genel şey bence, yani bu tür şeyler hani söylemeye de gerek yok ama yani hani
Benim annem babam hacı. Yani bütün hayatlarında 1995 yılında gittiler ve benim babam çok iyi bir Kur'an okuru ve iyi bir Cumhuriyet Gazetesi okuru. Yani maalesef bir sarı nokta hastalığına yakalandı şimdi. Geçmiş olsun. 90 yaşına geldi. Oğlum diyor, bu yaşta cahil kaldık diyor. Niye diyorum, okuyamıyorsan cahilsindir diyor babam. Okuyamıyorsan cahilsindir diyor. Babam da kamyon şoförüydü. Gurur duyuyorum babamla. Bizleri okuttu. Geçmiş olsun şimdi, diyelim. Bu duyguları, yani hakikaten dini değerleri de bu kadar tartışma konusu yapıyoruz ya. Şimdi kendimi de katayım. Hakikaten keşke ben ekonomi konuşsaydık. Ben onlara hazırlanmıştım. Orta vadeli planın bu kadar delik deşik olmasını konuşmamız gerekirdi. Hakikaten son zamlar fakirden alıp zengine vermektir, onu konuşmamız gerekirdi. Ve bugün biz Orta Doğu'da Türkiye'nin bütün varlıklarını pazarlayacağız. En azından bir cümle bunu söylememiz gerekirdi. Ama şimdi bu konuşmalarımız da çok önemli. Ama bu eğitim ne kadar, üzerine çok önemli. Yaptım ne kadar şunu. Bana ne kadar süre veriyorsunuz Sena Hanım? Kaç dakika vaktimiz veriyorsunuz var, bana? Buyurun, yani sizin, buyurun. Tamam. Hani sizin şeyinizi de taşmak istemiyorum. Çünkü çok önemli de bir konu gerçekten. Ve bu hafta eğitim öğretim yılı başladı. Hı hı. Ve pazartesi günü ilk ders vardı Çanakkale'den Gazze'ye. Bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi diye. Hulusi Akar yine eğitimle ilgili bu değerlendirmelerini yaptı. Bütün bunları topladığımızda aslında bir tek sözüne bakıp şu sözünden rahatsızım diye tartıştığımızda varılacak bir yer yok. Şimdi Hulusi Akar eğitim amacı bilgi değildir diyor ve devam ediyor. Ondan sonra söylediklerinin hepsine ben de katılıyorum. Ama eğitimin amacı bilgidir. O ilk şeyi siz söylemediğinizde bütün onları sıfırla çarpmış oluyorsunuz Sena Hanım. Topla sıfırla çarp. Bir de gelin Allah korkusu yerine Allah sevgisiyle girelim bu işe. Yani asıl olan belki çocuklara da sevdireceğiniz o boyutu. Bu da ayrı bir tabii tartışma konusu. Hı hı. Ama benim eğitim sizin itirazınız anlamında, bu söze, yani eğitim bilgi değil arkadaşlar söze, bilgi, sözüne. Bilgi değildir. Yani kalanıyla ilgili şunu, ben şunu doğru dese, diyor. Siz de o zaman Mehmet Hocam'a yok, katılıyorsunuz kalanıyla ilgili. Ama bilgi bir, ama sıfırla çarpıyorsunuz işte. İşte bir anlamı kalmıyor diyorsunuz. Anlamı kalmıyor. Ya Sena Hanım, yani semantik açıdan sözüne inceler olduk, anlam bilim açısından bakar olduk ama mesela Mehmet Hocam da diyor, orada bir kaçan sadece sözü var. Yani sadece bilgi değil kastetmiştir. Tabii ki yani Sayın Akar'ın kastını ama hayır, siz orada bir çok temel bir öteleme var orada. Çok temel bir öteleme var. Şimdi Atatürk'ün de Ankara'da hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tepesinde hakikaten bir yazısı var. Benim de mirasım akıl ve bilimdir diye bir yazısı var. Bunları birazcık okumuş olsaydı Hulusi Akar hakikaten dinle hakikat vatan sevgisinin, cumhuriyetin hiçbir zaman, Atatürk'ün hiçbir zaman çelişmeyeceğini zaten sağduyuyla herkes görüyor. Ama burada Sena Hanım asıl olan ben bir bütün bunları topladığımızda Erdoğan'ın o İmam Hatipler toplantısına da vardım. Çok güzel söylüyor. Dini, imanı, inancı kaldırdığınızda geriye bir şey kalmaz diyor. Ama Atatürk'ü kaldırdığınızda da kalmaz. Bu ülkenin kurucusunu niye eklemiyorsunuz oraya? Yani hep burada bir bütün mesele Atatürk Sena Hanım. Bende de bu duygu var. Şimdi bu 12 dakika ifadenin de mi ilk yani hedefi Atatürk? Hepsini topluyorum. Hepsini topluyorum. Mesela pazartesi günkü Çanakkale'den Gazze'ye dersinde 3 defa o dersi ben de izledim. Yani madem 20 milyona bu dersi verdiler, ben de izleyeyim dedim Sena Hanım. Ders 12 dakika. 4 dakikası Çanakkale. 2 dakikası o video dersin diliyle İstiklal Harbi. O da güzel bir söz. Yani bugün dili Kurtuluş Savaşı diyoruz ama İstiklal Harbi de güzel, ağırlıklı bir söz. 6 dakikası Filistin. Şimdi 4 dakikalık Çanakkale bölümünde Atatürk'ün adı yok. Şimdi bizi izleyen, madem ki Sayın Şahin'le zaman zaman anlaşamıyoruz, birbirimizi farklı anlıyoruz. Bizi izleyen şu anda milyonlarca insana soruyorum. Çanakkale Savaşı'ndan Atatürk'ün adını çıkartabilir misiniz? Ya da Çanakkale Savaşı, Çanakkale Zaferi'ni
bütün dünyaya örnek gösterirken Atatürk'ün adından söz etmemek mümkün müdür? Ben de kendi kendime şunu soruyorum. Ya diyorum, bu metni yazan hangi ülkenin yurttaşıdır acaba? Bu metni yazan her şeyi bir yana bıraksın. Ya bir yerde Google'da girse Çanakkale Savaşları diye çok önemli bir unsur 18 Mart. Şehit onbaşı, binlerce şehit olan askerlerimiz, denizden izin vermemişiz. Ama emperyalizm pes etmemiş, ben karadan gireceğim demiş. İşte karadan girenler de Mustafa Kemal çok hem geldikleri an ilerlemelerini durdurmuş, sonra da hepsini silip süpürmüş. Düşman bile kabul etmiş Mustafa Kemal'i. Churchill demiş ki Mustafa Kemal denk geldi karşımıza demiş. Ama 20 milyon öğrenciye bu dersi verirken o notu yazan kabul etmemiş ya. Yani ben buradan benim vicdanım kanıyor. Hala bunları mı konuşacağız Allah'ım diyorum. Bunları konuşacağız diyorsunuz. Peki. Bu arada yani izleyicilerimizden ya. De çok mesaj geliyor. Bir izleyicimize işte eğitim ve öğretim, yani bunun farkıyla konuşmak lazım. Çok karıştırmamak lazım burada demiş. Eğitim ve öğretim açısından bakmak lazım. Bir de ikra, yani ilk inen ayet ikra, oku. Yani bunları, ikisini çok farklı evet. konularmış gibi birbirinden ayırmayalım. Çok katılıyorum. İkra zaten Kur'an'da ilk inen ayetse oku, ilk kelamsa ben demek dedim ki, onu biraz önce. Siz de izleyicimiz sizi çok iyi dinlemiş o halde. Bu buyurun. Ben Hazreti tamam, Muhammed'in ilim Çin'de olsa gidin diyor. Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Bilgi bu çağın mermisi, bu çağın füzesi, bu çağın ışığı, bu çağın pusulası, bilgi. Ve her 5 yılda bir yeryüzündeki bütün bilgiler Sena Hanım 2'ye katlanıyor. Her 5 yılda bir. Biz şu anda bu iletişim çağının müşterisi olduk. Yaratıcısı başka yerden, biz sadece müşterisi olduk. Allah aşkına uyanalım. Bu çağı kaçırıyoruz. Peki. İletişim çağını kaçırıyoruz. Her şeyin önüne bilgi koymazsak daha da kaçıracağız. Biz tarım devriminin yaratıcısıyız. Yoğurt bütün dillerde yoğurttur. Çünkü biz bulduk. Eti kurutarak yemesini biz insanlığa armağan ettik. Ata üzengiyi biz taktık. O yüzden bozkır imparatorlukları kurduk. Peki. Tarım devrimini yarattık. Ama sanayi devrimini ıskaladık. Şimdi iletişim devriminin içindeyiz. Allah aşkına önce bilgi diyelim. Pekala. Önce bilgi diyelim der Mustafa Balbay Mehmet Hocam. Şimdi, buyurun, bir de Atatürk'ün adının geçmemesi, bu da bundan arkadaşlarım, bağımsız değildir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar. Bu arada atıyorlar. Mesela size de söylemişler işte eğitimle öğretim. Öğretim bir kişiye yeni bilgilerin aktarılması. Eğitim ise insanlara tecrübe kazandırılması. Şimdi burada hiç böyle eğip bükmenin anlamı yok. Buradaki mesele belli. Sayın Hulusi Akar çıkıyor, seçmenleriyle işte bir toplantıda bir konuşma yapıyor. Bir metin üzerine değil, şifahen bir konuşma yapıyor. İzledim. Şimdi oradan, şimdi konuşmalarına ben altına imza atıyorum, onu baştan söyleyeyim. Biraz önce de söyledim zaten. Eğitimin amacı aynı zamanda tecrübe kazandırmaktır, değil mi? Peki bu cümlenin neresinden Sayın Özgür Özel siyasal İslamcı çıkardınız? Neyinden rahatsız oldunuz? Bu cümlenin neresinden siyasal İslamcı kelimesine, kavramına gittiniz? Çünkü tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi değişmez, değişemez. Tekrar söylüyorum, değiştik, değişim kurultayı falan deseler de değişmez, nüksediyor tekrar. Sizin bakışınız çünkü, değişmez. Söyleyeceğim azıcık. Çünkü niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'li arkadaşların sevdikleri asker siyasete ve iktidara parmak sallayan askerdir. O askeri çok severler. Onu böyle sarıp sarmalarlar ve onun her türlü söylemiş olduğu cümlenin arkasında dururlar. Ha işte asker budur derler. Bu bazen genç subaylar rahatsız olur, cümlesiyle kendini gösterir. Bazen gidilir MİT içerilerde, ne onun ismi, genelkurmaylarda onlardan briefingler alınır. İşte asker budur. Konuş hatta derler. Röportajlar alınır. Alınır da alınır. O askere bayılır bunlar. İktidara ve siyasete, siyasetçiye müdahale eden
onlara ayar vermeye çalışan askere bayılır bunlar. Ama askeri eğitimden geçmiş, hele Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Savunma Bakanlığı yapmış, şimdi milletvekili olan bir siyasetçinin ağzından şu cümlelerin Allah korkusu, kuldan utanma, vatan millet sevgisi, bu cümleleri duymaya alışık değiller, kabul edemiyorlar. Şimdi bir taraftan da değişim işte biz toplumun her kesimiyle şey yapacağız, ne onun ismi, iletişime geçeceğiz, değiştiğimizi göstereceğiz diye zaman zaman farklı resimler verseler de geçmiş dönemden gelen ve değişmediklerini gösteren bu tür davranışlar nüksediyor. Aslında Sayın Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partili ve onu destekleyen yazar çizer takımının kabul ettiği bir asker olmadığı için davranış olarak hemen tak diye tırnak içinde siyasal İslamcılıkla suçlandığını görüyorsunuz. Mesele bu. Mesele Hulusi Akar değil. Mesele bu zihniyetin hala devam etmesi. Siyasi tekrarlıyor. Tekrarlıyorum çünkü çok çektik bundan. Çektik derken şahsım olarak da söylemiyorum. Türkiye olarak söylüyorum. Türk milleti olarak söylüyorum. Siyasete parmak sallanmasından, müdahale edilmesinden çok çektik. 90'lı yıllarda Pascal Bonifaz'dı yanılmıyorsam yazı yazdılar. Ki buna o günkü yazar çizer takımı da çanak tuttular. Destek verdiler. Paşa Politics diye makale yazdı ya. Paşa Politics. Ne demek? Paşa politikası. Bayıldılar o zaman bugün Hulusi Akar'a karşı çıkanlar. O gün o paşa politikasının, yani paşaların siyasetin içine dahil olmasını bakabilirler. Tekrar söylüyorum. Akademik yazı yazdı. Pascal Bonifaz. Paşa Politics. Kitap şeyin makalenin ismi. 90'lı yıllarda. Bakın onu. O şekilde olduğu zaman bayılıyorlar bu askere. Ama onun dışında böyle bu tür cümleler kullandıklarında hemen karşı çıktıklarını görüyorsunuz. Ve siyasal İslamcılıkla yaftalandığını görüyorsunuz. Bu cümleleri açıklamaları lazım. Açıklanması gereken cümle Hulusi Akar'ın cümleleri değil. Açıklanması gereken cümle Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu cümle. Niye, nasıl siz Hulusi Akar'ı siyasal İslamcılık bu cümlelerden kalıbın içine soktunuz, bunu açıklayın. İki, ya orada şifahen bir toplantıda konuşuyor. Hemen bu tür konuşma ortaya çıktığında aynı kesim, bu paşa politikasının peşinde koşanlara bakıyorsunuz, hemen şöyle bir tavır takınıyorlar. Ama siz Atatürk'ü anmadınız. Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi kardeşim. Türk milleti. Artık yapmış olduğunuz Türk milletine karşı yapmış olduğunuz hatalara karşı Atatürk'ü ön tarafa koymayın. Atatürk sizin değil. Atatürk Türk milletin. Artık ortaya koyduğunuz bu hataları örtmek için Atatürk'ü bir tarafa koyun. Rahat bırakın onu. Peki rahat. Hocam mesela anılmamasının sizce spesifik bir gerekçesi var mı? CHP'den bağımsız mesela böyle eleştiriler de geldiğinde. Anlatayım. Atatürk'ü, nedir neden? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Atatürk'ü kendi anladığınız gibi Atatürk'ü millete dikte etmeyin. Türk milleti Atatürk'ü en güzel anlamıştır. En iyi şekilde anlamıştır. Ben İstiklal, yani şu cümleye bakın. Kurtuluş Savaşı'ydı ama İstiklal Savaşı'da fena değil. Ne demek fena değil ya? Bu da kabul edilebilir. Kahramanmaraş. Fena değil ben, dedim. Bu da güzel şöyle, dedim. İstiklal madalyası da güzel. Pardon. İstiklal savaşı da güzel. Güzel dedim işte. Güzel dedim. İstiklal yani. Savaşı daha güzel. Bakın bir yandan daha güzel. Kötü mü diyeyim? Çok güzel. Çok güzel. Sayın Mehmet Bağla, Hocam siz de bugün ben bütün bağlaçlardan İstiklal eklerden... madalyası... İstiklal bugün, madalyasına bugün, sahip çok olan... Çok özür diliyorum. Her iki değerli konumdan da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bir dönelim. Ailesinin isteğiyle Didim'de defnedilecek. Tabii bu süreçte hukuki yollar var işletilmesi gereken. Öncelikle iç hukuktan kaynaklanan, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden kaynaklanan yargı yetkisini kullanmamız gerekiyor. Burada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda yetkili ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin şehit edilmesi, katledilmesinden sorumlu olanlarla ilgili olarak bir soruşturma başlatmış durumdayız. Bu soruşturma kapsamında ilgili kırmızı bülten ve yakalama taleplerimizi de uluslararası anlamda çıkarmış olacağız, talep etmiş olacağız.
yakalanmasını isteyeceğiz. Çünkü orada bazı tespitler var. Çünkü Ayşenur kardeşimiz başından vurularak şehit edildi ve edenlerle ilgili görüntüler var. Her şey orada, deliller elimizde. Bu anlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı ve iç hukuk bakımından sonuna kadar onun hakkını, hukukunu koruyacağız. Aynı zamanda uluslararası sistemde de onun hakkını korumak için çalışacağız. Bir kere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin huzuruna bunu getirmemiz lazım. Röportörlerin raporları İnsan Hakları Konseyi'nde mutlaka görüşülmesi lazım. Bu görüşmeler ve bu düzenlenecek raporların bir delil olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrailli saldırganlar, soykırıcılar hakkında başlatılan soruşturmaya da Ayşenur'un bu şehit edişiyle ilgili dosyanın, raporun dahil edilmesini takip edeceğiz. Yine Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin tüm unsurlarını ihlal eden İsrail hakkında devam eden davaya biz de müdahale talebinde bulunmuştuk. Zaten davanın ilk gününden itibaren beyanlarımızı ve delillerimizi sunmuştuk. Bu davaya da yine Ayşenur'un dosyasını inşallah intikal ettireceğiz. Hem uluslararası hukuk alanında onun hakkını ve hukukunu savunacağız. Hem de iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak Ayşenur'u şehit edenlerle ilgili soruşturma ve yakalama kararlarını uluslararası arenada talep edeceğiz. Burada bir kez daha rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. İsrailli saldırganları bir kez daha sizlerin huzurunda lanetliyorum. Yani o konuda yarın Bakü üzerinden İstanbul'a, İstanbul'dan da İzmir ve sonrasında Didim'de de defnedilecek. Yani detaylı program, belki programda değişiklik de olabilir. Şu anda bizim edindiğimiz bilgi bu yönde. Sayın Bakanım, bilip de söylememiz gerekenler var diyen Galip Bey'in Sarıoğlu'na bildikleri soruldu mu? Şimdi ya da değerli arkadaşlar, mi? Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı. Burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. Tabii o dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Tabii burada çok hassas bir konu. Burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım. Şu anda bizim derdimiz önce Ayşenur'un naaşına ulaşmaktı. Ulaştık. Eğer ulaşılamasaydı toplumda birilerinin neler yapacağını da daha ilk günden görmüştük. Belki de onlar, o sokaklara gösteriler başlatan kişiler eğer naaşına ulaşılamamış olsaydı çok daha farklı bir takım girişimlerde bulunacaklardı. Bunlar doğru değil. Burada biz Ayşenur'un naaşı bulunduktan sonra da onu katledenlerin sorumlularını, katleden katilleri bulabilmenin gayreti içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımız, kolluk güçlerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. Ve toplanan deliller var, alınan ifadeler var, adli tıp kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var, elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var. Tüm bunlar hepsi değerlendirilecek ve şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Bu anlamda adli tıp kapasitesi çok güçlü. Teknik incelemeleri yapıyorlar. Tabii 2 hafta sürecek bir inceleme. Bu patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin özellikle değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojinin tüm imkanları, bugün basına da yansıyan böceklerden tutun da hepsi adli tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. Ve burada ifadelerden yola çıkılarak elde edilen hem Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar adli tıp Diyarbakır Grup Başkanlığımızda bir kısmı, bir kısmı adli tıp İstanbul Başkanlığımızda ve yine jandarmanın kriminal incelemelerinde olan var. Van'da, Diyarbakır'da şu anda teknik incelemeler devam ediyor. Burada özellikle
soruşturmanın gizliliği önemli. Nari'nin katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Dışarıda basın yayın organlarında maalesef bazı cümleler kurulduğunu görüyoruz. Bir takım senaryolar çiziliyor. Bu da tabii soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Hep birlikte millet olarak çok bizi derinden yaralayan bir konu Nari'nin katledilişi. Dolayısıyla Narin evladımızın katledenleri biz yargı önüne çıkarmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunlar kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda biz çok hassasız. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok hassasız. Biz bu konuda özellikle çocukların korunması ile ilgili bir kere anayasamıza biz 41. maddeye çocukların korunması konusundaki devlete verilen görevleri 2010 anayasa değişikliğiyle hassasiyetle vurguladık. Bir anayasa değişikliği yaptık bu konuda. Anayasamızda çocuk hakları, çocukların korunması ile ilgili bir düzenleme maalesef yeterli bir düzenleme yoktu ve o düzenlemeyi getirdik. Sonrasında 2005 yılında çocuk koruma kanunu getirdik. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan çalışmalar var. Çocuk istismarının önlenmesine dair komisyon kurulmuştu. Ve kapsamlı bir çalışma yapmıştık. Bu komisyonun elde ettiği veriler ışığında gerek yasal düzenlemeler, gerek uygulamalar, İçişleri Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Sağlık Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Aile Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Adalet Bakanlığı olarak bize düşen çalışmalar, hepsini biz süreç içerisinde çok önemli çalışmaları da hayata geçirdik. Çocuklarımız bizim çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. O nedenle çocuklarımızı üzerinde gözümüz gibi olmalıyız. Onları sadece ailelerinin korumasına bırakmamalıyız. Aileler korumalı. Ailenin birinci görevi ama asıl görev devletin görevi. Bu konuda hassasiyetle tüm bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız üzerinde duruyor. Dün de Diyarbakır'daydık. Aile Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da Narin evladımızın mezarına gittik. Ona dua ettik. Ve sonrasında da soruşturma ile ilgili yürütülen çalışmalarla alakalı Cumhuriyet Başsavcımızdan kapsamlı bir bilgi aldık. Tabii bu bilgiler soruşturmanın gizliliği kapsamında devam eden bilgilerin dışında özellikle soruşturmanın daha etkili yürütülebilmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımızın düşüncelerini almış olduk ve soruşturmayı da titiz bir şekilde takip ediyoruz. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlayacak ve sonuca göre soruşturma devam edecek. Şimdi arkadaşlar bizim şu andaki odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak. Bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmek. Diğer farklı şüpheler bunların hepsi Cumhuriyet Savcılarımızın değerlendireceği hususlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Efendim de 8 arada hangi Sayın Bakanımızın o açıklamasını görmedim. Kişisel veriler eline geçirilmişse zaten kimin verisi ele geçirilmişse bu konuda gerekli başvuruyu yapar. Kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunumuz var zaten bu konuda. Yani o konunun detaylarıyla ilgili bir detaylı bilgi verirseniz onun açıklamasını yapabiliriz. Tekirdağ'da da bir yaşanan olay var, acı bir olay. 2 yaşında bir bebek darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve istismara uğradığı da iddia ediliyor. Bu iddianın aslı neydi, soruşturma ne aşamada? Malkara Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Orada da 5 kişi tutuklu ve soruşturma devam ediyor. Tabii o bebeğimiz de şu anda hastanede tedavi altında. Evet çok. Arkadaşlar çok uğultu olduğu için ben sorunuzu duyamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ekranlarınızdaydı. Ciddi deliller, bulgular var dedi. Naaşa, cenazeye, Nari'nin cenazesine ulaşmanın nedenle önemli olduğunu bir kez daha altını çizdi. Odaklandığımız nokta katilleri bulmak diyor. Böylece vaktimizin sonuna geldik. Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerden o kadar çok not geldi ki, eğitim öğretim içinde hayatın tüm sürecindedir eğitim. Öğretim belirli ortamda gerçekleşir demiş bir izleyicimiz. Sizlere de çokça mesaj gelmiş. İzleyicilerim sizi seviyor. Mehmet Şahin, Mustafa Balbay. Geçen hafta da bir mobilyacıda çok böyle deyim yerindeyse pejmürde halde yakalandım bir izleyicime. İlk sizden bahsetti. Çok seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum bu perşembe bana eşlik ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben cevap hakkını önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Önümüzdeki hafta uzun uzun konuşuruz. Vardır. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çok sağolunuz katıldığınız için. Biz noktaladık. Bir sonraki Para Gündem randevumuzu yarın 9'da bekleriz. Hoşçakalın.